Değerli izleyiciler, oyunumuz başladı, başlayacak. Mac üzere yani. Cep telefonları, görsel ve sessel kayıt aletleri, küçül küçül de gözüme gir boyut mini kameralar, tiyatronun elektronik sistemini ve oyunun akış güvenliğini olumsuz yönde etkilemekte, oyuncuların sinirini dingildetmektedir. Japon icat etti diye elindeki cep telefonuna oyunu kaydetmek hakkına sahip olduğunu sanan izleyiciye sahneden inerek iki tokat atmak aşkıyla yanıp tutuşmaktadır oyuncu. Üstelik oyun boyunca görüntü ve ses kaydı, fikir ve sanat eserleri telif yasasıyla yasaklanmış bulunmaktadır. Cep telefonlarınızı kapatınız. Dikkat ederseniz lütfen demedim. Çünkü lütfen deyince üstünüze alınmıyorsunuz. Salon kameralarla denetlenmektedir. Uyarıya uymayan olursa oyuna ara verilecek. Sahnedekiler salona inerek faili Bill Gates sudan gelene kadar döveceklerdir. Kayıtsız şartsız seyirler. Oyunu beyninize kaydediniz. Bir hafıza sorununuz varsa her gün geliniz. Bakalım depozyon, marketin kendinde var. Market caddenin üstünde, bakalım yolun sabah. Hayvan olur marketin paketi. Efendim uzun olur gemilerin direği. Bakalım paketi gazete, marketi ekmek pazar. Gaz sokuyor bakalım ekmeği. Market icat oldu, verdik bozuldu. Her köşesi bir bayram, her duvarı bir dükkan. Her bir şeyi bulursun, bin bir çeşittir market. Arabanı sürersin, makarnalar mercimekler arasında. Son süratle geçersin, keskin viraj alırsın. Ani fren yaparsın, sanki luna baktasın. Eğlencelidir market. Hele elini çabuksan, hem de paket küçüksen. Atarsın cebe. My mother is dead, my father is cursed. I have 18 sisters, 22 brothers. I am very fakir. Any sadaka for the fakir, for the rıza of the God, my lady. Ayıp be lady. My mother and my father are dead and cursed. I have 28 sisters, 31 brothers. I am very fakir. Any sadaka for the fakir of the rıza of the God, mister. Oh, siktir be mister. Çok şaştı. Las Vegas'ın kudayı. Sonra çıkar oyunu. İnsanlar.
Amerika'da, Amerika'da. Ekibin son perşembesi anlamını yitirdi para. Tahviller uçuştu havada. Enflasyon denildi olayın adına. Kovboy baktı açlığın tadına. Yahudinin suratı döndü perşembe pazarına. Ekim'in son perşembesi boşuna indi kalktı kepenkle. Sıfır ağır sıfır elde var ten. Her şey öyle pahalı, öylesine pahalı ki alışverişinden başım. Alıcılar usandı, satıcılar düşünsün. Alıcılar düşünceli, satıcılar utansın. Amerika'da başlar. Olayın Amerika ile bir ilgisi yok. Konumuz odur ki bir kahraman bakkal ağ pazarına karşı. Ve evdeki hesap indi çarşı. Olayımız bugünlerde İstanbul'da olup biter. Aa, bitmesine henüz iki perde var. Ayrıca olayın Amerika ile acayip ilgisi var. In the year 20 bir şey, 90 şey. Şşşt! İyi sahneden çıkışlar. Bizi takdim etmeden nereye gidiyorsun? Yıl 1929. Amerika'nın mobilya kralı Michael King Cullen ve adamı Tom Dalio Cullen'in bürosunda. Saat bir şey tu bir şey okulu. Dalio! Bu... Affedersiniz, başlamış bulunduk, 13 geçiyor. İnsan 15 dakika bekler efendim, İstanbul trafiği malum. Tiyatro dakikası beklesine başlayacak diye bir şey yok. Uçak bile saatinde kalkmıyor. 100 bin lira para bayıldık biz buraya. Niye biz gelmeden başlamıyoruz? Tamam Şükran, sus, rolünü büyütme. Bir dakika kardeşim, oynamayın. Zaten başını kaçırdık. Nerede 2 numaralı Şükran hocam? Şükran hocam efendi, kapıdan çıkın, merdivenlerden sağa dönün. Kapısında Mınakyan yazar. Devam yalnız dedi, ne dedi anlamadık ki. Devam, devam. Dalyork! Bu haftanın geliri geçen haftadan da düşük. Ayem veri soruyor, ayem veri müteessir misin kullan? Senin teessürünün bir boka yararı yok Dalyork. Dün mobilya mağazalarımızda satışlar aşırı düşüyor, iddiasa gidiyoruz. Sen teessürden söz ediyorsun. Hem veri sorayım Mr. Kullan. Bak elimden teessürden başka bir şey gelmiyor. Bu hafta New York'taki tüm mağazaların satış durumlarını incelettim. Satamama konusunda yalnız değiliz. Hiç kimse hiçbir şey satamıyor. Satılamayan yalnız mobilya değil. Amerikan halkının alım gücü kalmadı. The stop of the alışveriş, you know? The stop of the alışverişmiş. Alışveriş durur muymuş hıyar? Hıyar olduğum konusunda sizinle hemfikirim Mr. Kullan. Bak alışverişin durmasının benimle bir ilgisi yok. Borsa allak bullak oldu. Perşembe günü tahviller, senetler tuvalet kağıdına döndü. Tuvalet kağıdına zam geldi. Tuvalet kağıdı satışları durdu. Tuvalet kağıdının bizim mobilya satışlarıyla ne ilgisi var Dalyok? İlgisi yok. To go to sicture Dalyok. Nano çık bakalım. Sen çıkarsan kime bağıracağım hayvan? Yes, I am very hayvan. I am sorry. The kabahat is not sende. The kabahat seni genel satış müdürü yapanda. I am sorry. Estağfurullah Mr. Kullan. Kabahat is for me. Sabahat is for you. Who is sabahat? I don't know. Shut up, Dalyok. Bir hafta içinde mobilya satışlarımız artmazsa genel satış müdürlüğüne son vermekle kalmayıp seni öldürebilirim. I am very sorry. I am terribly sorry Mr. Kullan. Oh my God. Sen ne büyüksün. Good afternoon, Mr. Good afternoon bir kenara, siz kimsiniz? Yes, it is. How do you do'sunuz? How do you do bir kenara, siz kimsiniz? My name is Economist Brimer. Gözlüğünüz ne kadar interesting? Interesting değil, ekonomik değil. What is the sebep of your ziyaret? Nothing canım, ayem geçiyordum. 5 dakika uğrayayım dedim. İşler nasıl? Size ne? Ekonomik durumunuz nasıl diyorum. Hafif ekonomistim ya. Bize ne? Shut up Dalyok. Belli ki adamda satılacak fikir var. Öt ekonomist.
You are very very cinsiniz Mr. Cullen. Zaten bunun için öncelikle size geldim. Sanıyorum Amerika'nın mobilya kralı Michael King Cullen'in artık kingliği falan kalmadı. Bir promuz var mı? Prom kalmadı. I'm sorry Mr. Cullen, bak bu Mr.'a haddini bildirmek gerek. Michael King Cullen her zaman King'tir. Shut up darlıyor. King'den fazla King'çilik istemez. Bu Bay Dahl, Dahl neydi? York. New York gibi yani. Yes, it is. Yalnız sizinki New değil, Dahl. Yes, it is. Bu Bay Dahl York shut upmakla yetinmeyip tamamen to go to secure yaptı. No, no. Dal yok kalsın. Sakıncasızdır, anlamaz. Sinirlendiğim zaman yanımda bağırabileceğim birinin bulunmasında veri veri yarar var. Sinirsel açıdan, you know. All right. Good afternoon, good afternoon. Benim baktım değerli. İyi dinleyin. Open the clock, shut the door. Mobilya işinden iflas edeceğiniz gün gibi glasnost. Mobilya yerine... Mobilya yerine ekmek satsanız da. Fırın açacak değiliz ya. Dal yok. Fuck you. Thank you. If you tükürseniz for bir yağmur. Tüm insanlar, hatta Dal York bile. Yani Dal York'ta içermek kaydıyla insanlar mobilya almadan yaşayabilirler ama ekmek almak zorundadırlar. Bu gibi sıkıntılı günlerde insanların almak zorunda oldukları şeyleri satmak daha kazançlıdır. Only ekmek değil, gıda maddesi satsanız for example. Gıda maddesinin nakliyesi zor. Gıda maddesinde pere çok. Üstelik satış perakende, hatta pera ve kende. I'm sorry Mr. Cullen, cümle bitince shut up bak kaydıyla söze giriyorum. Gıda maddesi satan toptancılar kan ağlıyorlar. Halk çok ucuz gıda maddeleriyle yüz göz olabiliyor. Hatta bazen göz oluyor, yüz olamıyor. Because yüzün astarı 1000, 1000'in yarısı 500, but we don't have it. I beg your pardon. Ne diyorsun lan? I'm sorry Mr. Cullen, yani şunu söylemek istiyorum. Halkın elini sürebileceği ucuz gıda maddelerinin kazancı yok gibidir. How many people eat the pastırma? Pardon yani, biz biraz bu işlerden anlarız Mr. Briner. Ekonomi ekonomik, gözlük takma benzemez. Her şeyi piyasadan daha ucuza sattığınızı düşünün mü? Daha çok zarar edebilmek için mi? I am sorry Mr. Cullen, Dal York'a ben de bağırabilir miyim? Of course. O bu iş için aramızda bulunuyor zaten. Shut up Dal York. Kısaca özetleyeyim Mr. Cullen. Only gıda maddesi değil. Bir evin mutfağına gerekli her şeyi satan kocaman bir mağaza düşünün. For example çatal, for example bıçak. For example tava and tencere. For example gazoz açacak. Yani tüketici o gün mutfak uğruna kaç para harcayacaksa bu parayı denkleştirip getirip size bırakıyor. Para kasap, bakkal, manav and don't lüzum züccaciyeci arasında çar and çur olmuyor. Sizde toplanıyor. Bizim fabrikalar kadar bir mağaza binlerce tezgahlarla döner. O kadar tezgahlara maaş verildiğinde ucuza satış düşünceniz do eat do ayva. I'm sorry, very very haklısınız Mr. Cullen. Tezgahlar kullanmıyoruz Bay Lars. Mağazayı da açmayalım, satışa gerek kalmaz. Tezgahlar kullanmıyoruz Mr. Cullen. Her şey cicili hem bicili ambalajlar içinde raflarda dizaynlanıyor. Her şeyden önce olduğundan daha parlak görünüyor. I'm sorry, ambalaj masrafından oyuluyoruz. Dal yorkçu! Kapıyı dışarıdan kapatsana. Vay üstüne Mr. Cullen, bak kapıyı dışarıdan kapatınca ben de dışarıda kalmış oluyorum. Bravo Dal York, anlama katsayın gittikçe yükseliyor. Dışarıda bekle. Sinirlenir de bağırmak gereksinimini duyarsam zile basarım, kabek yaparsın. Vay üstüne Mr. Cullen, bak bu Mr. Ekonomik zırvalıyor. Birazdan kendisini de kovunuz, ben onu dışarıda bekliyorum. See you later. Bu Dal York, Nebraska'lı mı? Yes, it is. Nereden anladınız? Hayır, Nebraska'dan adam çıkmaz derler de. Oh yes yes. Bu kocaman mağazayı kocaman bir kafes gibi düşünün Mr. Cullen. Tüketici ise kafese giren kuş. Kafesin kapısında bir kasa var. Kuşun eline bir sepet verip salıyorsunuz kafesin içine. Kuş canının istedikleri sepetini dolduruyor. Dönüp dolaşıp geliyor kasaya. Sepetin içindekini tutar hesaplarım kendisinden rica ediliyor. Ödeme sonucu kuş salınıyor. Siz kafese başka bir kuş salıyorsunuz. Kuşun elinde sepet. Kuşun işi koy sepete. Tezgahlar kullanmıyor. Bizzat tüketiciyi eşek gibi çalıştırıyor. Tüm bir mağazayı tek bir kasiyerle yönetiyorsunuz. Interesting. Interesting tabii. Ancak bizim millet alışkanlıklarına bağlı bir people'dır. Herkesin alışveriş ettiği bir köşe bakkalı, akşam eve dönerken uğradığı bir manavı vardır. Manav kimine armudun iyisini verir falan en falan. İnsanları bu alışkanlıklarından vazgeçirip o mağazaya nasıl çekeceksiniz? Şehir dışındaki mobilya depolarınızı
Gıda maddesi deposu olarak düşünün Mr. Kulen. Malı doğrudan doğruya üreticiden yani çok miktarda ve ucuza satın alıp buralarda istif edebilirsiniz. Birkaç ay içinde gelecek zamlarla mal kendini amorti ederken siz de birkaç ay sonra malı piyasa etiket fiyatının altında ve fakat kazançla satabilirsiniz. For example makarna en çok satılan gıda maddelerinden biridir. Ucuzluğu, çabuk pişmesi, ödümsüz, arkadaşsız sofraya gelebilmesi açısından halk yılları makarnaya talim ederler. Bakkalın 1 dolara sattığı makarnayı stokçuluk sonucu siz rahatlıkla 0.75 dolara satabilirsiniz. Böylece tüketici bakkaldan 3 dolara 3 paket makarna alabilirken aynı paraya sizden 4 paket makarna alabilecektir. New York Times'da bir reklam kampanyası. Bakkalımız size bir paket eksik veriyor. Gibi bir slogan. Makarna işi tamam. Makarna uğruna kuş kafese çekilmiştir. Artık siz ona jiklet de satabilirsiniz. Very nice. Very nice. Jiklet soslu makarna hiç duymadım. Dalgoktur bizi rahat bırak. Anlayışsızlığının zirvesindesin. Is your teveccüh, Mr. Kullen? All right, Mr. Brian. But bakkallars and manavlars mahalle tüketicilerine veresiye satış yapabilmektedirler. Bu da halkın işine gelmektedir. Halkın en işine gelen şey ucuzluktur Mr. Kulen. Bizim mağazamızda slogan ucuzluk. Ucuzluk ve tek duraklı alışveriş. İnsanların kasap, bakkal, manav, ev, donk, düzüm, züccaciyeci arasında mekik dokuyarak yitirdiği zamanı da kazanmasına yol açıyorsunuz. I'm sorry Mr. Kulen. Tüm ay veresiye alışveriş yaparak ay sonunda ödemede ya da ödeyememede bulunan dar gelirli vatandaş bakkalından vazgeçemez. Bu durumda bakkal yırtar, bizse tuyalamak tohum uç. Defolup gideyim mi? No no, çıkma kal. Nasıl olsa kapıyı dinleyeceksin, bari kapı üzülmesin. Thank you Mr. Kulen. Bu misal ekonomik ve somebody sorular sorarak o mağazanın olamayacağını kanıtlamama izin verir misiniz lütfen please? İzin verirse olsun please. So. Thank you Mr. Kulen. Mr. Ekonomik, heyecanla sözünü ettiğiniz cicili, elbicili, ambalaj masrafı, ortadan kaldırdığımız tezgahtar masrafını aşmayacak mı? Ambalaj masrafının parça başına yansıması çok düşük olacak. Siz mobilya satarken ambalaj yapmıyor musunuz? Ah, ambalaj ne kelime? Mobilyayı korumak için neredeyse bir dış mobilya yapıyoruz. Mobilyada hem tezgahlar hem ambalaj. Benim projemde only ambalaj. Üstelik böyle bir mağaza kendi açacağı bir atölyede ambalaj malzemesi üretebilir. Ambalaj malzemesi üretimi çok ileri dönük ve veri cazip bir endüstri kolu olarak gelişecektir. Boş şişeler, boş naylon torbalar, boş mukavva kutular üretmek ilerideki insanlara büyük paralar kazandıracaktır. Bakkalın pis elleriyle gaz kokan gazete kağıdına sardığı bir ekmeği böyle bir mağazada naylon ambalaj içinde alabileceksiniz. İnsanlar mikrop sevmez. Çağımız ambalaj çağıdır baylar. Fantastik. Fantastik tabii. Böyle bir mağazayı nerede açmayı düşünürsünüz? Mağazanın insanların evlerine giderken önünden geçecekleri merkezi bir yerde olması şart. Peki Mr. Briner, böyle bir işe paranızın how much'ını yatırırdınız? Böyle bir işe varımı yoğumu yatırabilirim. I'm sorry, varınız yoğunuz ne kadar? Varım yok. Yoğum çok. Başkasının dolarıyla gerdeğe girmek kolaydır mister. Doların yeşil olması yetmez, dolar kullanılmayı bilmek ister mister. Param olsa size gelmez, Briner süpermarketimi açar. Size açılış kokteyli davetiyesi gönderebilirdim. Süpermarket? Şey isim. Kullan süpermarket daha güzel. Kısaca kap hazırı. Haftaya size bitmiş bir süpermarket projesiyle geliyorum Mr. Kullan. Good afternoon. Good afternoon Mr. Briner. Kendisiyle good afternoon'laşmaya gerek yok. From Nebraska, you know. Oh, I understand, Mr. Kulen. See you later. Bu Briner bir dahi. Yok canım, düşüncesi aptalca. Duvar beni hıyar dağılıyor. Adamın düşüncesi ten numara. Bu projeyi ucuza kapatmalıyız. I am sorry, Mr. Kulen. Projeyi ucuza satmayı düşünmüyorum. Good afternoon. Hey! Gördün mü? Bak, ayrıca bizden de uyanık. Ne uyanık canım? Kapı dinlemeyi benden öğrendin. Shut up, Dalyon! Her şeyi satan bir dükkan, her şeyi. Kuş kafese girince birini almaz, ötekini mutlaka alacak. Bakkallara karşı kampanya açıyoruz. Kanadık sosyal demokrat milletvekillerini dolduruşa getirerek bakkalların sürekli fiyat arttıran aracılar olduğu kampanyasını başlatıyoruz. Bakkal neymiş? Aracı, tepeci. Ekmek alacaksan fırından al, deterjan alacaksan dalından al, her şeyi alacaksan kulenden al. Hükümete baskı yapıp bindirtiyoruz bakkalların sırtlarına vergiyi. Götürü, geçici, sömürü bir biçimde. Bak bakalım bizimle bu ölçebiliyorlar mı? Very nice. Kahrolsun sürekli fiyat arttıran bakkallar. Perakendeciyi fiyat artışından ötürü suçlamak, ısıdan ötürü termometreyi suçlamak gibi bir şey. Don saçmala. Ay don saçmala, James Cook saçmalamış bunu. Kokret James'i. Bakkalların insan sağlığı açısından tehlikeli olduğunu ileri sürerek
ambalaj zorunluluğu konusunda bir yasa tasarısı verdim. Sağlık Bakanlığı aracılığıyla. Yarın sabah Sağlık Bakanı da bana randevu al. Öğlene kadar görüşmem gerek. Do you understand? Sayın Bakan'dan hemen yarın için randevu alamayabilirim Mr. Kullen? Benim adım da İtsinah. Kendisi sandığı kadar sayın değil, karımın kuzeni olan bir hıyardır. Ooo, very nice. Bundan sonra ülkemizde her şey temiz ambalajlar içinde satılmalı. Bizim fabrikalardan birinde ambalaj fabrikasına dönüştürmek üzere girişimlerde bulunmaz. Bu ambalajın kaynağını kimseye yedirtmem. Bu durumda bakkallar bizimle boy ölçüşemez hale gelecek. Sabun köpüğü gibi eriyip gidecekler. Bir gün Amerika'da hiç bakkal kalmayacak. Don't cry for bakkal Amerika. Hayret dalıyor, kapan çalışmaya başladı. Hele şu bakkallar kalksın, rekabet bitsin. Ondan sonra bizim fiyatlarımıza ince narin zamlar yapmamıza hiçbir güç karşı koyamaz. Mobilya kralı Michael King Clay, yani ben Amerika'nın süpermarket kralı olacak. Söylüyorum size, siz her zaman King'siniz diye bana hıyar soruyorsunuz. Benim King'liğim senin hıyarına don't teşkil eder. Yaşasın süpermarket. Bravo Ben. Mobilyasız yaşanabilir ama yemeden yaşanmıyor. Yemeden yaşanmıyor, yemeden yaşanmıyor. Günümüzün yarısı aşır pişiriyor. Ye, öğüt, öğüt, çek, sifon, çek. Günler, aylar geçiyor. Yemek yiyerek, sifon çekerek. Oh, 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 oh. Yemeden yaşanmıyor, yemeden yaşanmıyor. Bu doğanın yasası, küçük bebeğin babası. Büyük bebeğin tasası, tüm atlamasa doludur. Büyük bebeğin kasası, zengin olan şişman olur. Şişman gamlı olmaz imiş, açlık nedir bilinmeden. İnsan tarif olmaz imiş, kimi sofrada protein çok. Kiminin sofrası bile yok, açın halinden anlamıyor. Top doğar da doğmaz, tut bebeği ağzına sok. Cambazdan gelir, haybeden gider. Yemeden yaşanmıyor, yemeden yaşanmıyor. Bu doğanın yasası, yaşamanın yarısı. Bizzat ekmek kavgası. Belirli. Ama kiloyla peynir almak kimin haddi? Tart bana şu parçayı bakkal abla. Ya parçayı tartmak kolay. Koyuyorsun peyniri terazinin kefesine. Gramaj mülkün temeli. Bir 100 gram, bir 50 gram, 3 tane de 10 gram. Etti sana 180. Bul bakalım bakkal abla 180 gramın ne ettiğini. 2, 8, 16 bir de elde 17. Bakkallık gayet kolay. Aritmetik zor olay. Önemli birinin sepeti sarktı mıydı birden bakkalca bir heyecan duyuyor insan. Bu bir alışveriş demek. Bu sepet bakkalın yüzünü güldüren sepet. Buna derler kıçı kırık züğürt sepeti. Ama ilgilenmek istemez. İçine bakmaya gerek yok. İçeriği belirli. Liste miste yok. 2 boş bira şişesi. Para hak getire. Boşları al, doluları koy, yaz deftere. Beyin ismi Sarı Adidaslı Mehmet Bey. Bu ve benzeri sepetler ilgi, şefkat istemez. Öyle bırakırsın, dingil diye durur. An gelir usanır, dingil deme durur. Bu orospu Nermin Hanım'ın sepeti. Sepetten de anlaşılacağı üzere Nermin Hanım orospudur. Yalnız pamuk alır. Ama parayı peşin verir. Bu
Titrek Necati Bey'in sepeti. Gördüğünüz gibi Necati Bey titrektir. İşi, derdi cigara. Yok cigara Necati Bey. Cigara yok diyorum. İyi gelince ben sana ayırırım. Abla ya, abla ya. Sıçacağım bu Şıklı Bey'in şarap çanağına. Niye tuvalete yapmıyorsun? Ya delirtti beni bu Şıklı Bey. Bir sepet 6 metre ip alıp hediye edeceğim yine gelip. Niye? Şükrü Bey'in yaş günü müymüş? Hayır, Şükrü Bey'in boş günüymüş. Evde oturup bana emir yardımıya karar vermiş. Şeref bir ekmek. Ekmeği götürüp dükkana gelmemle birlikte Şeref kibrit bir kutu. Ulan inek Şükrü Bey, madem ekmeği yakacaksın, niye ekmekle kibriti birlikte istemiyorsun? Rezil olacak ki. Şeref, yeter bugünkü küfür hakkını doldurdun. Müşteriden şikayet istemiyorum. Müşteri de müşterili misin abla ya? Bir ekmeksiz 82 basamak çıkıyorum. 82 basamak iniyorum. Daha kalbimin çarpıntısı geçmeden Şeref kibrit bir kutu. Sepet aslında. Herkesin sepeti var, Şükrü Bey'in şerefi var. Şerefsiz herifi. Müşteri diye müşteri oluyoruz, sana müşteri beğendiremiyoruz. Sana kalsa sınavla müşteri alacaksın dükkana. En doğrusu. Lan Allah'tan sana kalmıyor. Abla ben bu Şükrü Bey'in asansörü müyüm? Asansörüsün. Senin işin bu. Çağıracaklar, yıldırım gibi gideceksin, yıldırım gibi geleceksin. Sen beni Yıldırım Akbulut'la karıştırıyorsun abla. Şeref turizm buyuralı mı? Alo. Nereyi aradınız? Şeref turizm diye bir yer yok. Yanlış numara. Allah Allah. Nereye aramış abla? Sana ne? Ne demek var ne? Belki beni arıyorlar. Kim arayacak seni? Nasıl kim arayacak beni? Yani her an değişik bayanlar arayabilir burada. Kimi bayanlara buranın numarasını veriyorum. Yazıhanem diye. Deli misin? Niye veriyorsun? Nereyi vereyim? Verme. Kadınlar beni nereden arayacak? Aramayacak. Niye ben kadın özürlü müyüm? Hayır. Sen disiplin özürlüsün. Burası iş yeri. Telefon özel şeyler için meşgul edilmez. Telefon sipariş almak için. Bak, tetikte müşteri bekliyoruz burada. Abla bu divan apartmanının en alt katındakiler hafızalarına yazılmaya başladılar. Yıldız apartmanının en üst katından da acayip şüpheleniyorum. 3 gündür hiçbir şey almıyorlar. Bunlar burada yoklar. Burada yoklar olur mu? Sabahın ekmek getirirken gördüm, çamaşır asmışlardı. Çamaşırın suyu damlıyor. 2 vanilla bir Eroston. Kırmızı. Belki dün gece gelmişlerdir. Vallahi bilmiyorum valla. Ben onların kapısının önünde ağ pazarının hayvan torbası içinde çöp görüyorum. Ben onlardan acayip şüpheleniyorum. Lan ağ pazarından çöp almıyorlar ya. Bana bak. Gözün üstlerinde olsun. Eğer ağ pazarından alışveriş ediyorlarsa. Onlara bundan sonra ne cigara, ne gazete, ne de kahve. Cigarayı Tekel'den, kahveyi Yemen'den, gazeteyi de İkizahmet Cağaloğlu'ndan alsınlar. Bakın abla. Ne? Yarım ekmek, 4 yumurta, 250 gram beyaz peynir. Şeref, Şükrü Bey sana sesleniyor. Ben Şükrü Bey diye birini tanımıyorum. Ben karışmamadan pencereden yırtılıyor. Ama çıkıp yırtılsa faydası yok. Sigara molasındayız burada. Bak 216 Samsun içiyoruz. Bir arkadaş Samsun'dan getirdi. Ateş Filitli'ye ulaşmadan şuradan şuraya kımıldı. Git bak ne istiyor. Ne isteyecek ablacığım, dayak istiyor. Biz de dayak satmadığımıza göre. Canım gidip baksana belki bir şey istiyor. Sana ne lan? Sana ne? İster gitmem. İster gitmem. Sen her kapıcı diye seslenenle ilgileniyor musun? Kapıcılık başla. Biz bir şey satmıyoruz. Daha ne satacaksınız? Lan İstanbul'un anasını satıyorsunuz. Şeref uzattın, git bak ne istiyor şu adam. Ya şimdi oradan geliyorum ablacığım. Ne lazımsa bir çırpıda düşünsün kuş beyinlerim. Ne anlaşmayın lan. Tamam söyle oradan getirelim. Abla bana böyle yapıyor ya. Ulan niye oradan söylemiyorsun istediğini? Ayıp bir şey mi istiyorsun eşi ol eşi? Sepet dingil diyor. Dingil desin. O sepete dingil demek yaraşır. Beyaz peynir 260 gram olsun mu? Benimle evlenirsen olabilir. Aptal aptal konuşma. Geçiririm şimdi teraziyi kafana. Bu ne olacak zaten? Benim burcum terazi. Bugün gazetede durumu okudum. Sendiniz insan size kötü davranacak. Aldırmayın.
Bunlar da geçer diyordu. Senin burcun ne? Sana ne? Sana ne burcu? Teraziyle en anlaşan burcu. Biz birbirimiz için biçilmiş kaftanım diyor da bir türlü anlatamıyorum. Tamam. Defol git İrfan. Peynir meynir yok. Tamam bakar ama şaka yapıyorum ya. Sana böyle şaka sevmediğimi söyledim. Beyaz peynir 260 gram olsun mu? Olsun olsun. Kendim almıyorum ya. 3 numaraya Remzi Bey alıyorum. 10 gram Remzi Bey koymaz. Onun belediyede aldığı rüşvetin yanında. Devede kulak tüyü. Sus. Yarım ekmek 300, 4 yumurta 2850, 260 gram beyaz peynir ne yapar? Ne yapacak adamın dişinin kovuğuna bile ekmez. Kafamı karıştırma. Kilosu 13500, yarım kilosu 7250, 250'nin yarısı 125. Binin yarısı 500. İrfan kapa çeneni. 100 gramı 1350. 10 gramı 130. Niye 10 gram 10 gram hesaplıyorsun? İrfan. Sustuğun zaman sanki akıllıymışın gibi duruyorsun. Aynı zamanda yakışıklı gibi duruyor mu? Hayır. Bira şişeleri senden daha yakışıklı. Ne bakımda? Kullanış bakımından. Bira şişeleri bir işe yarıyor, sen bir boka yaramıyorsun. Ben olmasam Remzi Bey peyniri kim alacak? Remzi Bey kıçını kaldıracak, gelip peynirini kendisi alacak. Ne? Belediyede rüşvet almayı biliyor da peynir almak mı zor geliyor? Ya eskiden kapıcı mı vardı? Herkes gelip kendi alırdı. Sen eskiye ne bakıyorsun? Eskiden AIDS de yoktu. İnşallah seni AIDS etsin inşallah. Ara durduk yerde AIDS olunmaz. En azından ısırmalı, öpüşme lazım. Kapatıyor musun sen şu çeneni? Kapatmak ne kelime? Sen emret, gidip çeneyi tamamen aldırayım. Tamam. Remzi Bey'e bakkal abla bana vermiyor. Gelsin kendisi alsın. Bana bak! Benimle iyi geçin. İlerlez bakarlardan alışverişe başlarsan bütün apartmandan olursunlar. Ama ben sizin apartmandan olacağımı olmuşum zaten. 5 numara A pazarına dadandı. 3 numara A pazarının devamlı müşterisi. Zemin kat zaten hiçbir şey almaz. Bir Remzi Bey'in veresiyesi için senin ağız kokunu çekeceğime Remzi Bey'den olurum daha iyi. Hadi, hadi. Tamam bakar abla ben şaka yapıyorum. Sana takılıyorum. Seni seviyorum ondan takılıyorum sana. Bak. Gel, evde otur televizyon seyret. Bakkallığı bana bırak. Bakkallık kadın işi değil. Bana bak İrfan. Bir daha bu dükkana adımını atarsan o ayaklarını kırarım seni. Git Nazlar'dan alışverişe. Remzi Bey'e de söyle, borcunu getirsin. Tamam bakkal abla, hadi şaka yapıyorum. Ya sar şu peyniri. Öf. Kilosu 13.500. Yarım kilosu 7.250. 7.250'nin yarısı... 3.625. Bana bak kafamı karıştırma, peynirden olma. 100 gramı 1350, 10 gramı 135. Abla, 5, abla yarınki küfür hakkımdan bir tane kullanıyorum. 5, 2, 3, 4, 5, bu dilinin ırzına geçtiğim Şükrü Bey de bundan sonra bu dükkandan bir bok verilmeyecek. Elde var bir. Elde var eşi olacak. Yine ne oldu? İt oldu. Bana 5000 lira uzatmış, gidip beyefendi A pazarından dil peyniri alacakmışım, paranın üstü benim olacakmış. A pazarından? Ya, evet abla ya. Utanmadan bir de senden istiyor ha? Evet abla ya. Ne dedin peki? Hiç dinlemedim ben. Efendilik bende kalsın diye düşündüm. Hiç sesimi çıkarmadım. İyi. Aferin. Sadece baş parmağımı işaret parmağımla orta parmağımın arasında dibine kadar sokarak dileğimi Şükrü Bey'in burnuna doğru efendice salladım. Terbiyesiz. Beni bu mahalle terbiyesiz etti abla ya. Eskiden böyle miydim ben? Şükrü Bey ayıp etti. Sana ne be? Sana ne? Bundan sonra böyle bu mahalle. Bu mahalle böylesinden anlıyor. Akşam ağa pazarı kapanınca yoğurt almayı unutanları görürüm ben. Sen. Yoğurtla alayım intaksların kapaklarını bir değiştireceğim. Yoğurt yerine mintaks dayayacağım onlara. Geceyi ilk yardımda geçirecekler. Mintaks da canım, mintaks da. Abla sinirim boyumu açtı. Ben 5 dakika çay molası veriyorum. Ulan tetikte olsun hemen Şükrü Bey seslenebilir. Şükrü Bey şükresin ki elimi Şükrü'ye bulamadım. Tamam. ₺7.250. Bozuk yok. İki de kibrit. Yuvarlak hesap 7500.
Bu da sana. Söyle Remzi Bey'e 103.200 lira borcu birikti. Hemen göndersin. Yarın belediyede telafi eder o. Gider aynen söylerim, verirse getirir. Aynen söyleme. Bakkal abla borcunu göndersin dedi de yeter. Seni mi kıracağım? Aynen öyle söyler. Yavrum! Ne var, ne istiyorsun? İki bira şişesi arkadaşımla geldiğime göre benim elim turşili almaz. Bira mı istiyorsun? Galiba durumu biraz fazla esprili anlattım, anlaşılmaza girdi. Ben bete girmeden oradan bir şişe bira verir misiniz? Niye bir tane? Birini siz ısmarlayacaksanız iki olur. İki şişe getirmişsin. O derin hesap. Siz bu iki şişenin depozit fiyatını o bir şişe bira fiyatından düşeceksiniz. Evet. O açacağınız biraya şişe parası kesmeyeceksiniz. Burada içeceğim param sınırlı. Ya, burası meyhane mi? Bira mey mi? Ney? Şey, gazoz gibi bir şey. İç, iç bir numara yok. Ha, içince bir numara mı olması lazım? Aslında birkaç numara birden olması lazım da. Bira oralı değil. Rakı lüks bir şey. Affedersiniz, bakkalınızın yanı sıra fahri polisliğiniz de var mı? Ne polisliği be? Hayır, bir şişe bira için soruşturmaya geçtiniz de. Sen buraya yeni mi taşındın? Diyorum polissiniz diye inanmıyorsunuz. Birilerine mi misafir geldi? Kaç yıllık polissiniz? Ya benle dalga geçme, soruyorsak sebebi var. Bir bakkal müşterisini tanımak zorundayım. Eğer buraya yeni taşındıysan, paralıysan, sürekli bizden alışveriş edeceksen, ben sana biranın soğuğunu veririm. Yok. Eğer A pazarından alışveriş eden bir hainsen, hainler de müşteriden sayılır diye düşünerek sana şurada duran at sidiği sıcaklığındaki birayı veririm. Olur biter. Ay apartmanının çatı katına yeni taşındım. Bundan sonra buradan alışveriş edeceğime dair söz veriyorum. En soğuk birayı da acilen rica ediyorum. Bir bakkal öyle her söylene de inanmaz. Ben şimdilik sana soğuğa yakın bir bira veriyorum. Tamam mı? Şişe parası kesmiyorum, seni deniyorum. Bir şey almaya geldiğinde şişeyi de getirirsin. Meraklama, bugünlerde pek bir şey alabileceğimi sanmıyorum. Ben şişeyi artık sepetle saklıyorum. Bana bak, eğer A pazarıyla en ufak bir ilişkini duyarsan... biranın kaynamışını içersin, haberin olsun. Meraklanma, benim gıda maddesiyle ilgim yok. Benim gıdam bira. Başka şeye para yetiştiremem zaten. Ben biradan gidiyorum. Başka bir şey almaz mısın? Alamam, abi? Param sınırlı. Ha, ne iş yapıyorsun sen? Eskiden gazetede çalışıyordum komiser abla. Şimdi? Şimdi gazete okuyorum. Ha, boş gezenin boş kalfası yani. Kimsenin kalfası değilim, bağımsız işsizim. Para nereden geliyor? Aydan geliyor, huyum kurusu biraya gidiyorum. Sen ver bakayım o birayı bana. Bu senin için biraz fazla soğuk oldu. Ben sana daha az serin bir bira vereyim. Ha, o ılıman birada dursun. Bakarsın gerçek bir müşteri gelir de mahcup olur. Bu bira kalsın, siz verin benim boş şeylerimi. Ben gidip başka bir bakkaldan daha biramsı bir bira alayım. Siz de bu ılıman birayı saklayın. Bakarsınız benim gibi keriz bir müşteri gelir. Ona da mahcup olmayın. En iyisi bakkallığı bırakın, kimseye mahcup olmayın. Aynur! Çek çabuk, çek! Bu bakkalla anlaşamıyoruz. Ben gazlarla görüşeceğim. Olsun ipe çamaşır asarız, sepetle de sobayı tutuştururuz. Defol, ayaklarını kırarım. Bak, beyaz bayrak çektik, bayrak yapacağız. Bir adım daha atarsan o ayağını kırıp eline veririm senin. Terbiyesizlik. Evlenme mevlenme yok. Zaten bizim evlenmemize imkan ihtimal yok. Benim evde karı bunu katiyen kabul etmez. Şehre geldi, gözü açıldı. Biz evlenemeyeceğimize göre, fakat benim de sana dakıklığım olduğuna göre. Ne diyorsun sen? Kızma, düşün. Seninle bir kere halvet olmak için kaç para istersen veririm. Ne diyorsun lan sen? Birikmiş param var. Ya benim de sana birikmiş hıncım var. Bana derler bakkal abla, çünkü bakkaldır koca. Kocam öldü, 3 gün üzüldüm, 3 gün açılmadı bu dükkan. Ancak üzülme, üzülme, karın doyurmuyor. Bakkal oldum ben, çünkü bakkaldım.
Cevdet, bundan sonra bakkaldan kırık iğne alınmayacak, anlaşıldı mı? Niye kırık iğne alacakmışız? Manyak mıyız biz sevgili? Bakkaldan alışveriş edilmeyecek diyorum. Niye? Bir terbiyesizlik mi yaptın? Hayır. Niye durup dururken bakkal değiştiriyoruz? Manyak mıyız biz sevgili? Bakkaldan alışveriş bitti Cevdet. Biz bakkaldan alışveriş edebilecek kadar zengin değiliz. Bundan sonra her şey A pazarından alınacak. Neymiş efendim? A pazarı %40 faiz mi veriyor? A pazarı her şeyi daha ucuz veriyor. Hayır efendim, A pazarı ucuz diye gidiliyor. Nitekim mercimek orada daha ucuz. Mercimeğin ucuzluğu da aldanarak A pazarına gidiliyor. Misafir odasına tanesi 5000 liradan süslü mum alıyor. Bakkalda mum 300 lira. Niye gidip A pazarından alıyoruz? Manyak mıyız biz sevgilim? Ben ne diyorsam olacak dedi. Ne nerede ucuzsa olmayacak. Tamam, mum almak yok. Ama mercimek A pazarından alınacak. Yahu bizim mercimek yediğimiz mi var Allah aşkına Şükran? Mercimek 3 kuruş ucuz diye A pazarına gidilmez. Bundan sonra ne nerede ucuzsa o yenilecek Cevdet. Artık öyle akşam eve gelirken aklını eseni almak yok. Maaşını bana getireceksin. Ben maaşı haftaya böleceğim. Güne böleceğim. Ona göre harcamada bulunacağım. İyi tamam. Madem alışverişi sen yapacaksın. İster bakkaldan al ister A pazarından. Bana ne Şükran? Alışverişi ben yapmayacağım ki Cevdet. Ben alışverişin stratejisini yapacağım. Listeyi yapacağım. Alışveriş için bir adam mı tutuyoruz? Hayır efendim. Sen bizzat listeyi eline alıp A pazarının yolunu tutuyorsun. Ben her gün A pazarına gidemem. Gün aşırı gidersin. Gün aşırı hiç gidemem. Aslında haftada iki gün gitsen de olur. Ben planı yaptım. Gidemem Şükran. Bakkala sefer sarkıtlarız olur biter. Gideceksin Cevdet. A pazarı ucuz. Gidemeyeceğim Şükran. A pazarı uzak. Ben gideceksin diyorum. Gideceksin Cevdet. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Ben de gidemeyeceğim belirtiyorum Şükran. Hiç gidemiyormuşsun. Çünkü bakkal evin altında. A pazarı ta anasının ağzında. Çöpçü baba, çöpçü baba. Bakkal açılmış mı? Çöpçü baba senin baban. Ben senin ananı tanıyor musun lan? Bakkal açılmış mı diyoruz kardeşim? Ne diyoruz? Açılmamış. Açılmamış Osman abi. Niye açmıyorlar lan? Niye açmıyorlar? Ben kimse konyak mı alsın? Açarlar şimdi Osman abi. İyi açsınlar o zaman lan. Lan ne pis insanlarsınız lan. Ne lan bu dükkanları böyle? Doğrudur süpürmüyorsun ondan oluyor. Peki ya. Her gün sizin dükkanlarını süpürmekten ana mı alıyor? Anana mendil al olsun bir seni. Elim değmişken senin anana da don alayım mı? Çok fena yaparım lan ben seni. Gel lan buraya. Parçalayacağım lan seni. Bari kuşbaşı yap da cicivler de sebeplesin lan. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Osman abi yapma. Ne oluyor dede? Bir şey oldu yok abla. Bir şey oldu yok. Elimizi çöpçüye bulandık, elimiz kirlendi. Sepetlere gazete ekmek koy. Hasitrek Necati Bey'e Cumhuriyet koma. Necati Bey İlhan Selçuk'a sinirlenmiş, Cumhuriyet istemiyormuş. İlhan Selçuk da Necati Bey'e bayılıyordu. Zaten Necati Bey o titremeyle gazeteyi nasıl okuyor ablacığım mı? Gazeteyi başka biri mi tutuyor? Mutlaka. İki kişi de Necati Bey'i tutuyordur herhalde. Orospu Nermin'e hey şey mey ne varsa koy. O onları seviyor. Ben Orospu Nermin'e koyduktan sonra... Necati Bey'e inadına iki cumhuriyet koyayım mı abla? Şeref sana ne diyorsam onu yap ya. Ya İlhan Selçuk'un atın için abla ya. Kamil Beylere üç ekmek. Kamil Bey Feriz'deymiş. Kim? Kamil Bey mi Feriz'deymiş? Feriz'de olur mu? Karısı yedirtmiyordur ona. Yedirtmez yedirtmez. Kadın feminist. Asıl feminist Kamil Bey ablacığım. Günde üç posta karısından dayak yiyor. İdeoloji uğruna ses çıkarmıyor. Sabah sabah çenen düştü. Şişt, bana bak gazetelerin eklerini yanlış koyma. Ya ten yerine balon koyuyorsun. Test kitabı yerine Fenerbahçe bayrağı koyuyorsun. Ya her gazetenin üstüne ekmeği hediye veriyor. Ben bunlarla mı uğraşacağım? Ne lan bu? Kakao kaplamalı sandviç bisküvi. Titrek Necati Bey kırmızı bilgi ekini ne yapacak? Ona fener bayrağı koyuyorum. Elinde tutsa kendiliğinden dalgalanıyor. Orospu Nermin Hanım yazılı ekleri sevmiyor. Resimlerine bakıyor. Ona her resimde ekleri koyuyorum. Kimi gün bütün ekleri gazete almayan birine kıyak yapıyorum.
Lan bütün mahalle koyuşumdan memnun. Ulan kavganın da içine ettiniz be. Nerede ulan o eski kavgalar be? Şarap, kanyak, kanyak. Tamam, şimdi getiriyoruz Osman abi. Ezan vakti, ezan vakti, Allah kabul etsin. Necdet abi. Bak ulan sen süpür. Süpür, bizim dükkanın önüne dağrı deriz süpür. Sizin dükkanlarınız süpürülmeyi istemez. Ne kadar süpürsek bok götürüyor. Biz mi döküyoruz lan? Gökten mi yağıyor lan? Evet ulan, aynen gökten yağıyor. Allah baba, kestane yuka bunu aşağı atıyor. Allah baba, 216 Samsun, 2216 bölümünü aşağı atıyor. Bundan anlaşılıyor ki öbür dünyada 216 Samsun bulunuyor. Yahut da gümrük ve tekel melekleri Allah babaya bir kıyak yapıyorlar. Biz işin bu kadarını bilemiyoruz. Bizim bildiğimiz şu ki Allah baba yazın dondurma yiyor, kışın kestane yiyor, sonunda bizim dükkanın önü ayva yiyor. Atma sizin dükkanı. Tabii. Aslında herkes evinin önünü seroteyplese ortalık pırıl pırıl olacak da o kalınlık seroteyp bulunmuyor. Ne diyorsun sen lan ayı? Ayı senin baban. Buna ilaveten keman yayı. Gel lan buraya. Gel buraya. Lan öldüreceğim seni. Mapusta çöpçü öldürmüş diye alay edecekler lan böyle. Asıl beni öldüreceğim lan seni, gel buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Osman abi kapı. Ya nereye duruyorsun? Ay. Git ellerini yıka. Su bulursak yıkamamazlık etmeyeceğiz. Aslında bir hamama gitsem daha iyi. Bir mahallenin çöpüyle dalaştım burada. Lan kimse sana kavgada deodorant diye bir şeyden bahsetmedi mi? Ayı! Süpürmüyor bunu, ben de burayı süpürmüyor bunu! Bakalım lan, bir kaynak göndersen atanı. Kaynak yok. Ya şarap var dedi. Kaynak yok. Şerefin zulasında vardır Osman abi. Şimdi getirin. Bravo Şeref. Şeref kaynak. Tamam şimdi getiriyoruz Necdet abi. Kaynak var mı? Olmaz olur Allah. Bura giydelerin arkası silme kaynak olur. Ya ben sana kaç kere müşteriden mal saklama demedim mi? Müşteriden niye saklayayım ablacığım? Müşteriden saklamıyorum ki. Necdet abim istiyor, laf çıkarıp veriyor. Osman abim istiyor, laf çıkarıp veriyor. Müşteriden niye saklayayım? Ama eli binmeni gelmiş akşamüstü. Elinde iki tane hapazarı naylon torbası. Lebalep alışveriş etmiş. Alışverişten omuzları çıkmış be zengin. Gelmiş bana, kaynak var mı? Ben ne diyeceğim ona? Tamam. Kaynak var ama vermiyoruz. Hayırlı ağ pazarları beyefendi diyeceksin. Tamam işte, bana kaynak yok derken onun elindeki torbalara öyle pis bakıyorum ki. Niye yok dediğimi şıp diye anlıyor ya işi. Kaynağı sarsmıyor mu? Mutmanlık bakkal abla. Ne var? Remzi Bey mercimek size kaç para diye soruyor. 3400 lira. Ey tamam. 121 18 81. Günaydın bakkal abla, nasılsınız? 121 18 81. Telefon mu edeceksin? Evet, 121 18 81. Nereden anladınız 121 18 81? 121 18 81 satmıyoruz. Evet, telefon baş müdürlüğünü arayacağım. Bugün bize telefon bağlanacak. 121 18 81 telefon çalışıyor mu? Niye çalışmasın? Kapı gibi kumbarası var. Koy parayı, çalışır. Düdük sesi yok. Kaç para koydun? 500. Olur mu? Yeni kumbara bak. 2500'lük koyacaksın. Telefon 1000 lira mı oldu 121 18 81? Maalesef 121 18 81. 1000 liraya da telefon olacak şey değil yani. Gene yok düdük sesi. Ya az bekle, gelir. Düdük sesi bu. Ad emeğiyle gelir mi? Remzi Bey kısaca amel istiyor. Kaç paket var? Mercimek istemiyor mu? Niye fiyatını sorduruyor? Onu ağa pazarına alacağım. Şu oda daha ucuzmuş. İyi. Bizden de cigara yerine nasihat alacak o zaman. Cigara migara yok. Hadi bas git. Hadi. İyi tamam. Gider aynen söylerim. Ne bari? Kuzenim! Kafasını yardık, gene uslanmadı be. Ne diyor lo? Aman ne diyecek? Sırına şıklık ediyor. Bana asılıyor. Aa. Aa. Niye sen bana söylemiyorsun? Birdenbire muhitimiz irfansızlığına kavuşsun mu? Bir daha bir şey yaparsa döversin.
Olur mu? Ben şimdi gideyim bir posta döveyim, bir daha bir bok yemesen. Bırak, istemez. Bak. Şükrü Bey sana sesleniyor. Ben Şükrü Bey'le küsüm. Ya gidip baksana, adam en iyi müşterimiz. Her şeyini bizden alıyor. Evet ama her şeyi tek tek alıyor. Delirtecek beni abla ya. Git bakayım. Bak. Ulan öldüreceğim bu Şükrü Bey'i. Şükrüsüz bir mahalle düşünüyorum. Ne ala ne ala. Hala yok düdük sesi. Hah, geldi. Geldi. Kaçtı benim numaram? Hani bileyim ben. Allah kahretsin. Ben biliyordum böyle olacağını. Telefon çalışıyor mu? 2500'lük koyarsan çalışıyor. Aa, manyak mısın sen? Telefon her yerde 500 lira. Git her yerde ne? 1000 liraya da telefon hiç işitmedim. 3118-81. Telefon mu edeceksiniz 3118-81? Hayır, duş alacağım, sular kesik, su sesi bekliyorum. Hayır, ben telefon edeceğim de 121-18-81. Geç sıraya dersin. Bakalım abla, yazsana benim şu numarayı bir kenara. 121-18-81. 121-18-81. Düdük sesi gelmiyor. Aman bekle, gelir. İyi vallahi, hem 1000 lira para ver hem düdük sesi bekle. Bu kadar para kesiyorsun, şu telefonu bir veterinere göster. Telefonun ne kabahati var? Yağmur yağdı mıydı, hatlar karışıyor. Düdük sesi 3 gün zor geliyor. Güneş de havada sanki daha mı çabuk geliyor? Bu iş böyle, telefon sabır işi. Ay olur mu? Bazı telefonlarda açıyorsun hemen düdük sesi geliyor. Ama bu tesadüf. Bazen bizde de oluyor. Evet, kimi zaman öyle çok düşüyor. Açıyorsun şak düdük sesi. İnsan şaşırıyor vallahi. Ay hayır. Şükranların oradan ne zaman telefon etsem hemencecik düdük sesi geliyor. Şans işte. Vallahi telefon bağlanacak diye bir yandan seviniyorum, bir yandan da bu dertleri düşünüyorum. Düdük sesi gelmez, düşmez. Ama aman olsun da diyorum. Kendi evimde yakarım, cigarımı atarım bacak bacak üstüne, beklerim düdük sesimi. Burada böyle 1,5 saat düdük sesi beklemek olacak şey değil ya. Ay ben bayılıyor muyum sanki? Mecburiyet işte. Bizim telefon bağlandı, açılmadı. Nasıl açılmadı? Bizim sokakta boş kutu yokmuş, kutu bekliyoruz. Aa, taktıkları gün çalışmıyor mu yani? Olmaz, kutu da boş yer olacak. Öyle hemen takılmıyla çalışmaz. Bizimki 6 ay sürdüydü. Aa, kutu da boş yer yoksa bana niye telefon veriyorlar? Hiç işte, Türk iş. Ay bizimki bağlandığından 6 ay sonra çalıştı diyorum sana. Tabii 6 ay sonra ses verdi. Bir gün çalıştı, çalıştığına inanamadık. Rahmetli emin olmak için gitti temizlemecilerden buraya telefon ettiydi. Zır diye çaldı. Ben açtım da. Alo dediydi bana. Ben de ona alo dediydim. Alo. Alo. Ay açıldı, kapandı, gitti 1000 lira. Öyle telefon takılmıyla çalışsaydı. Yapma ya. Ne sandın ya. Ama sizin telefonun takılmaması bir bakıma iyi. Ama iyi olur canım. İyi iyi. İyi. Bizim açımızdan iyi. Tabii. Size bir de telefon takılsa... Yüzünüzü gören hacı olur maşallah. Bizden telefondan başka bir şey almaz oldunuz. Hangi bakkaldan alışveriş ediyorsun? Ya canım, hanım toptan alışveriş ediyor. Ya, halden mi alıyor? Yok, şeyden alıyor canım. Biliyorum, Ağ Pazarı'ndan alıyor. Görüyorum, her gün elinde torbalarla geçiyor buradan. Ekmeği bile oradan alıp kazıklanıyorsunuz. Orada ekmeğin dilimi 50 lira, bizde ekmek 600 lira. Hem bizim ekmekten öyle 20 dilim çıkar. Bir dadandınız Ağ Pazarı'na, bok satsalar alacaksınız. Bakalım abla, bizim bütçemiz malum. Hanım orası daha ucuz diyor. Aman ucuzmuş, ne ucuz? Bizde zeytin daha ucuz. Orası size fasulyeyi ucuza veriyor, zeytinden kazıklıyor. Ha, geliyor fasulye bizdekiyle aynı fiyata. Alo, Muzo'yla görüşmek istiyorum. Muzo'yla görüşmek istiyorum beyefendi. Hayır, çok önemli, çağırın gelsin. Nur dersiniz. Siz Nur deyin, o anlar. Çok versin. Bekliyorum Mersi. Bir tutturmuşlar. Ağ Pazarı daha ucuz. Ay nasıl daha ucuz olur? O kadar adam çalıştırıyor. Dünyanın parası dükkan kirası veriyor. Depolar, ambalajlar, televizyona, gazeteye reklamlar. Ya bunların parası kimden çıkıyor? Senden çıkıyor ki iflas etmiyorlar. Ya bakalım abla, valla benim aklım ermez. Hanım orası daha ucuz diye tutturdu bir kere. Üşenmiyor, gidiyor ta oradan alıyor. Ama madem üşenmiyor, niye gidip peyniri de ta Edirne'den almıyor? Orada peynir daha ucuz. Alo, Muzo sen misin? Nur ben. Ha? Ay hiç iyi değilim Muzo. Bak ne diyeceğim.
Dün gece sen gittikten sonra kötü kötü rüyalar gördüm. Evet, rüyamda bir divanda oturuyorum. Annem pencereye kırmızı bir yorgan asmış. Cam vuruluyor, pencereyi açıyorum, kimse yok. Ay bir bakıyorum divanda kocaman bir köpek oturuyor. Köpek üstüme atlıyor, korkuyorum, evden kaçıyorum. Bir hapishaneye giriyorum. Orada tanımadığım biriyle konuşuyorum, ağlıyorum. Gardiyan bana hapishanenin anahtarını veriyor. Koşarak bir eve giriyorum. Yengem orada. Onunla öpüşüyoruz. Evin ortasında bir ağaç var. Ağacın musluğu var. Musluğu açıyorum, su akıyor. Ev su doluyor. Ne yengem ne ben yüzme bilmiyoruz. Yengem uçalım diyor. Pencereden uçuyoruz. Bir tarlaya konuyoruz. Yengem papatya topluyor. Ben de toplayayım diyorum. Ay tam ben toplarken üstümden traktör geçiyor. Her tarafım kan içinde kalıyor. Bana bir şey olmuyor. Karşıma demir parmaklıklı bir kapı çıkıyor. Sen kapının öbür tarafındasın Muzo. Bana 3 tane anahtar veriyorsun. 3 anahtarı da kapıya sokuyorum. Hiçbiri kapıyı açmıyor. Muzo, niçin sen bana rüyada yanlış anahtar veriyorsun? Yoksa beni aldatıyor musun Muzo? Senden her şey beklenir. Sen çok adi bir yalancısın Muzo. Neyse, sonra demir kapı kendiliğinden açılıyor, içeri giriyor. Kocaman bir bahçe. Bahçede muz ağaçları var. Ağaçlarda da maymunlar var. Kocaman maymunlar üstüme atlıyorlar. Beni muz gibi soyuyorlar. Çok korkuyorum. Korktuğum başıma geliyor. Maymunlar beni kirletiyorlar. Ay mahvoluyorum. Sen hala ortada yoksun Muzo. Beni böyle bir durumda nasıl bırakıp kaçarsın Muzo? Muzo? Muzaffer? Ah! Kapatmış eşşoğlu eşeği. Kapatır tabii. Sen ver bana oradan 2 tane 500. Ben onun ağzının orta yerine yapmasını bilirim. Tamam. 500 lira yok. 500 lira yoksa niye telefon 500 lirayla çalışıyor? Hiç işte. Türk iş. Müsaade eder misiniz? Ben bir telefon edeyim. Bak orada kaçtı benim numara. 121-18-81. 4 tane. Hatta 6 tane 500'lük bulup ben o Muzaffer'e gösteririm. Eşşoğlu eşek rüyamı dinlemiyor. Ay salak karı. Rüyasında maymunlara şey yaptırmış, Muzaffer'e bozuluyor. Ama Muzaffer de maymun iştahlı. Şuna bak. Çalıyor, çalıyor. Alo. 121-18-81 mi? Telefon baş müdürlüğü mü? 121-18-81 değil mi? Telefon baş müdürlüğü değil mi kardeşim? Değişti mi? Allah kahretsin. Affedersin, size söylemedim. Değişmiş, gitti 1000 lira. Zararı yok. Nasıl olsa A pazarından kar ediyorsun. Rehber var mı rehber? Rehber orada. Şey bozsana şu 1000 lirayı. Bozuk yok. Yapmaya ne yapacağız peki? Gidin A pazarından bozdurun. Allah Allah. Ya bakalım makinenin sırası mı şimdi? Ben dar gelirli bir vatandaşım. Ne nerede ucuzsa oradan almak zorundayım. Aritmetik denen bir şey var. İyi, bizde telefon pahalı. Git PTT'den et. Ya bakalım. Şuraya telefonu koymuşsun. Kazan gibi kumbarayı rapt etmişsin. 1000 lira diye karar almışsın. Basar 1000 lirayı istediğin gibi konuşur. Tamam mı? Tamam. O zaman sen dürbük o 1000 lirayı. Heh. Sok kumbaraya. İstediğin kadar konuş. Bozuk para sahiden yok mu? Bozuk para tedavülden kalktı. Çıkar şu anahtarı. Aç şu kumbarayı, boz şu parayı. Kumbaranın anahtarı yok. Nerede? Ay suya düştü. Hangi suya? Ortada su kalmadı. Suyu inek içti. İnek daha kaçtı. Sizin telefon işte suya düştü. Bakalım da bana yalan söyle. Hadi çıkar şu anahtarı. Anahtara un serdim. Şşş, yapma bakalım. Ay o 4 tane 500'lük bulana kadar canım çıktı. 500 lira bulunmuyormuş. Bulunmaz tabii. 500 liraya zam gelecekmiş. Bana bak. Şşş. Sen çeksene elini o telefondan. Buradan telefon ettirmiyoruz. Telefon işi bitti. Sen bana bak bana. 4 tane 500'lük bulacağım diye 8000 liralık alışveriş ettim. Ben buradan bu telefonu ederim anam. Ettirmiyoruz anam babam. Telefon işi bitti. Hanımefendi müsaade eder misiniz ben bir telefon edeyim? Bakın benim işim çok acele. Siz zaten Muzo Bey'e rüyanın genelini anlattınız. Muzo Bey rüyanın havasını çaktı. Çaktı ki kapattı. Siz şimdi o 2500 lirayı bana verin. Ben size bu gıcır 1000 lirayı takdim edeyim. Piyasada eşini ender rastlanan binliklerden. Yırtığı kırışı yoktur. Seroteyp bizi gördüm işte. Siz o 2500 lirayı bana verin.
Ben size bu gıcır 1000 lirayı takdim edeyim. Takdim teyin edelim, ben bir telefon edeyim. Ne diyorsun sen be? Benim uzun ağzımın orta yerine şimdi derhal yapmazsam bana aniden kalp çarpıntısı gelebilir. Elinizde ölürüm, size sorun problemi olurum. Memleketimiz için hayırlı uğurlu olsun. Tamam, telefon gitti, nazla bitti. Terbiyesiz kadın doğulacak! Sensin terbiyesiz! Ben senin gördüğün o rüyayı görsem utancımdan sokağa çıkamam. Sen gelmiş burada bas bas anlatıyorsun. Bakkal abla, aslında telefonu buradan bağlayıp selotayip diyebiliriz. Telefon yok Ecvet Bey. Ya ne bağırıyorsun bakkal abla? Ağpazarı icat oldu, sinir bozuldu. Telefon sipariş almak için, buradan öyle aptal rüyalar anlatmak için değil. Canım ben rüya anlatmayacağım. Telefon baş müdürlüğünü arayacağım. Tamam, sen çık şuradan, binbiz olmuş ha. Doğru, telefon baş müdürlüğüne. Git, bizzat müdürle görüş. Abla, abla bu sıçtığımın Şükrü Bey bu mahalleye çok mu lazım? Ne olacak? Sen vereceksin bana oradan kaşar bıçağını. Ben Şükrü Bey'i iptal edeceğim. Mahalle Şükrü diyecek ya. Gene ne oldu? Ne istiyor? Şeref gel beni dilim dilim kesti. Ya ne istiyor dedim? Dün akşam eve gelirken bugünün milliyetini almış. Sabaha kadar okumuş eskimiş. Bana eski milliyeti uzatmış. Şeref sen bunu dükkana götür. Bana oradan bunun yerine gıcır bir hürriyet getir. Sen bu milliyeti akşama kadar birine kakalarsın diyor. Ya bunun için çağırmış beni yukarıya. Ne dedim peki? Bir şey demedim mi? Efendilik ben ne kazdım diye düşündüm. Hiç sesimi çıkarmadım. Ne yaptın peki? Şu yönden gazeteyi aldım efendim. Dürdüm müktüm şık bir rulo yaptım efendim. Şükrü Bey'den dom almasını rica ettim efendim. Terbiyesiz! Şükrü Bey ne yaptı peki? Bana küfür et. Ödeşmişsiniz. Ödeştik sayılır. Ben küfür edince Şükrü Bey'e bir koydum, Şükrü Bey dümdüz. Ya ben sana kaç kere müşteriyle el şakası yapma demiyor muyum? Ne şakası? Adamı dümdüz etmiş. Efendice. Lan bana 82 basamak çıkartmaktan zevk alıyor ya, basamak o manyak. Ya bundan sonra Şükrü Bey seslenince ilgilenmiyoruz. Ablacığım yahut da dükkanı Şükrü Bey işler için küçük bir Şükrü alıyoruz. İstersen her müşteri için küçük bir Şükrü alalım. Her müşteriye ben bakarım. Şükrü Bey'in Şükrüsünü tayin edelim, olsun bitsin. Şu Şükrü Bey'i çıktır edelim de ben bir telefon edeyim. Telefon yok Ecvet Bey, telefon yaralı. Yani alacağın otur abla be. Aman bizim sizden alacağımız olmaz. Sizin borcunuz Ağ Pazarı'na beyim. Bunlar da mı? Ağ Pazarı'na ön kayıt yaptırmışlar. Ne sandın ya? Nereden anladın abla? Kendi söyledi. Yok ya. Hem Ağ Pazarı'ndan alışveriş hem bizden car car telefon ha. Olur mu canım? Ağ Pazarı'ndan alışveriş bizden nasihat. Kestim attım telefonun telini. Telefonu niye kesiyorsun abla ya? Ne istiyorsun telefonu ablacığım? Sen de kime sinirlensen bu telefonu kesiyorsun. Olmaz ki. Beni bir arayan olabilir. Kim arayacak seni? Ne demek kim arayacak beni? Sen. Hülya Avşar bana kafayı bir takacak. Alo. Dünya güzeli DG Şeref Ordu. Hülya Avşar'ın hiç işi gücü yok, seni arayacak. Bugün aramasa yarın arayacak. Tanju'ya çok fena bozulduğu bir gün mutlaka arayacak. Alo. Şeref Ofsayıt'tayım. Gel bana, gol beni. O aramazsa Najda Smolik mutlaka arayacak. Kan iş brehin mi şeref? Ya natürlich lan, ich bin şeref. Bilmedim. Ona Mardin, Münih arası bir yerde bir randevu. Yıllık iznimi alıyorum, bal haftama çıkıyorum. Abla ben şu telefonu pansuma alayım. Ne olmaz, ne olmaz. Ağ Pazarı gazetelere ilan vermiş mercimek 2480 diye. Ya nasıl satıyorlar 2480'den? Kaçtan alıyorlar bu mercimeği? Almıyorlar ki abla. Biri onlara mercimek hediye ediyor. Onlar bir kilosunu 2480'den satıyorlar. Bir kilo da 2480 lira kazanıyorlar. Bizim mercimekler de burada 2.80 yatıyor. Demek
Demek ki bundan sonra mercimek satmayacağız. Tamam da bu kadar mercimeği neremize sokacağız abla? Mercimek çorbası yapacağız. Bu kış mercimekli geçecek şimdi. İyi tamam. Şükrüsüz geçsin de mercimeğe razıyız. Sen şimdi doğru ağ pazarına gidiyorsun. Elinde kağıt kalem her şeyin fiyatını bir bir yazıp geliyorsun. Ben sorarım o ağ pazarına. Dört bir yana afiş alıştılar abla ya. Ya o kadar afişi bastırmak astırmak dünyanın parası. Sen ne diyorsun ablacığım? Kağıt acayip pahalandı. Kağıt elba 188 bin lira olmuş. Bana sorarsan kapatalım şu dükkanı kurtulalım. Allah'tan sana sormuyorum. Bu dükkan benim her şeyim. Kocam öldü, dükkanla evlendim ben. Dükkanı satarsak ben ne olacağım? Ne yapacağım? Bir şey yapmana gerek yok. Sen evde oturursun. Ben bir işe girersene bakarım. Çatalca'da arsam var, her an satarım. Sen evde oturursun. Bana mercimek çorbası yaparsın. İyi de niye biz seninle aynı evde oturuyoruz? Hiç. Hiç. Böyle durup dururken iki ayrı ev masrafı olmasın diye işte. İki evin nesi var? Bir evin sesi gür. Hayır, yanlış anlama. Bir kötü niyetlendin yani. Bir kötü niyetin yoksa niye aynı eve kapanıyoruz? Aman Şerif, ya ne kötü niyetin olacak? Ben senin ablanım. Ona bakarsan... Zeki Bülent de Bülent Ersoy'un ablası. Ne demek istiyorsun sen şimdi? Hiç. Hiçbir şey demek istediğim yok. Yani biz de çocuk değiliz. Sünnet olalı 16 yıl oldu. Onu diyorum işte. Zeytinde büyük ucuzluk yazmışlar. Bizde zeytin daha güzel. Hem bizim zeytin daha ucuz. O zaman abla ben bu akşam bir fırça... Büyük kotaklarımızı boya, o ağ pazarı afişlerinin alayın üstüne. Lan bu ilanlar yasa dışıdır. Çevreyi bok gibi kirletmektedir. Ağ pazarı sizi kazıklıyor. Bakkal ablada zeytin daha ucuz gibi sosyal içerikli sloganlı yazılar yazar ama. Tamam sabah karşıda tutuklanırım ama. Reklamın da Allah'ını yapmış oluruz. Ertesi gün bütün gazetelerde renkli dev posterim. Saddam Hüseyin'den büyük. Aranan şeref bulundu. Bu ağ pazarının bu kadar masrafının parası nereden çıkıyor? Hem bu kadar ucuz, hem bu kadar masraf. Bu ağ pazarı işinin içinde bir bit yeniği var. Ya zararına ticaret olmaz ya, aritmetik denen bir şey var. Aritmetik denen bir şey var. Bakkal üçten alıyor, beşe satmak zorunda. Masraf belli, bire belli. Bakkal üçten alıyor, dörde satamıyorken market kaçtan alıyor ki bir buçuktan satıyor. İşin içinde bir şey var. Aritmetik denen bir şey var. İki kere iki, beş de dönüyor. Benim bu bakkal beynim almalarıyla düşünüyor. Etmişsiniz patron? Emrederim tabii hıyat. Sabahleyin gelirken gördüm tüm afişlerimiz yırtılmış. Ben de durumu sizin gibi bu sabah gözlemledim efendim. Senin gözlemlemenin buka yararı yok ki Ekrem. Bunun bilincindeyim efendim. Senin bilincinin neye yararı var Ekrem? Hiçbir buka efendim. Bravo Ekrem. Nasıl bravosuyuz efendim? Sanki birisi bizim afişleri yırtmayı iş edinmiş. Afiş dünyanın parası, asılması anasının balayı, çağır ertesi gün yırtılıyor. Bundan sonra boşuna para harcamak yok. Zararına mercimek satıyoruz. Mercimek açığını bir türlü kapatamıyoruz. Affedersiniz efendim, ayıptır sorması. Mercimeği neden zararına satıyoruz? Kuşu kafesi çekmek için. Anlayamadım efendim. Anlayamazsın efendim. Anlıyorum efendim. Bravo efendim. Selamın hello. Balarsın. Selamın hello bir kenara siz getiririz. Yes it is. How duydusunuz? Ne how duydusu be, sana kimsin delildi? İsmim Nejat, kartım yok, ekonomik Nejat. Gözlüğünüz ne kadar sinir. Sinir değil, ekonomik. Ne istiyorsunuz kardeşim?
Nasıl canım? Ayem geçiyordum. 5 dakika uğrayayım dedim. İşler nasıl? Size ne? Satışlarınız nasıldı? Biz de size ne diyoruz? Bakın belki size yardımcı olabilirim. İngiltere'de pazarlama okudum. Amerika'da süpermarket konusunda doktora verdim. Homoseksüel misiniz? Yok. Hayır, doktora verdim dediniz de. İsminiz neydi? Ekrem. Siz Konyalı mısınız? Evet, nereden bildiniz? Hayır, Konya'dan adam çıkmaz derler de. İş ve işçi bulma kurumu salı pazarında kaldı. Üstelik bugün pazartesi, güle güle. Örneğin personeliniz, kasiyerleriniz seminer gördüler mi? Görmediler. E gördünüz mü? Görünen kasa kılavuz istemez, to go to sikçim. Ekran mı değil mi? Yes it is. Shut up'ınız filisi. Mağazalarınızı gezdim, büyük eksiklikler. Hiç de küçük olmayan yanlışlıklar var. Geçen gün mağazalarınızdan birine girdim. Bir şişe rakı, bir kilo havyar aldım. Ödedim, çıktım. Havyarla rakıyı götürdüm, arabamın bagajına yerleştirdim. Ağ pazarın naylon torbasını dürdüm, büktüm, koydum cebime. Yeniden girdim mağazaya. Bir şişe rakı, bir kilo havyar aldım. Kasiyer kız fotoromanını karıştırırken havyarla rakıyı az önceki naylon torbaya indirgedim. Bir kibrit aldım, yanaştım kasaya. Bakın hanımefendi, az önce havyar rakı almıştım. Bunlar ödendi. İşte fişi, kibrit almayı unutmuşum. Onun için yeniden girdim mağazaya dedim. Kız daha fişe bile bakmadan, aa ben sizi hatırladım zaten dedi. Kibriti ödedim. Kuş gibi çıktım kafesten dedi. Siz de havyar çok ucuz. Rakınız sudan ucuz. Aa tabii hanımefendi, gayet tabii. İyi akşamlar. Vay canına. Vay canına tabii. Süpermarket üstün pazar demek. İncelikleri vardı baylar. Niçin mağazanızın girişinde sepet alınan yerin yanında en göz alıcı, glukozum tıraklı, cicili bicili, en alınmayacak şeylerden yok mu? Niçin olsun? Olsa ben alacaktım. Orası mağazanın girişi. Daha sepet bomboş, insanın morali bozulmamış. Herhangi birine gözü takılabilir, şak alabilir. Olsa ne olacak? Satışınız artacak. Ayrıca et ve yoğunuz çok ortada. İnsan girip şırak hemen eti alabiliyor. Öyle olması gerek tabii. Olur mu canım, öyle olmaması gerek tabii. Et en dipte, en gizli yerde satılacak. İnsan ete ulaşana kadar turşil ve mercimek koridorlarından geçecek, makarnaların, bulaşık yerlerinin çevresinde dolanacak, herhangi birine gözü takılacak, durup dururken, hiç gereği yokken hıyar gibi bulaşık yeri alınacak. Satışınız artacak. Hiç sanmıyorum. Ekrem, sus. Hiçbir şey sandığın gibi olmadı. Sandığı gibi olmadı değil mi? Konyalı. Peki Konyalı niçin makarnalar yoğurtların yanında değil örneğin mi? Makarna süt mamulü değildir de ondan. Makarna ile yoğurtları yan yana koysanız makarna almaya gelen 3 kişiden biri makarnaya yoğurt yakışacağı sapıklığına kapılarak yoğurt alacak. Bunlar istatistik olarak denenmiş, kanıtlanmış şeylerdir. Yan yana koyulduğunda birbirinin satışını dürtükleyen mallar vardır. İlginç. İlginç tabii. Peki Konyalı hani müzik yayını? Günün tutmuş parçalarını sesini tabii ki Türkler kadar açmadan birinceden yayınlamaktır. Müzik insanın alışveriş duygusunu kamçılar. Birdenbire böyle şırrak 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 bomboleyo derken bir de bakıyorsunuz iki kalıp sabun alınmış. Naylon torbayı parasız dağıtmanız çok saçma. Naylon torbayı da parayla satacak değiliz ya. Naylon torba süpermarketin en önemli gelir kaynaklarından biridir. Tanesi kaça mal oluyor size? 44 lira 35 kuruş. Tanesini rahatlıkla 100 liradan satabilirsiniz siz. Kimse naylon torbaya para vermez. Naylon torbaya verilecek para ödenen hesap yanında devede kulak tüyüdür. Üstelik tüketicinin aldıklarını başka türlü taşıma şansı olmadığından naylon torba satışı kesindir. Tüketici için naylon torba bir an önce kavuşulması gereken bir huzurdur. Ayrıca naylon torbalar daha sonra başka işlere yaradığından tüketici naylon torbaya verdiği 100 liraya acımaz. Böylece naylon torbadan kazanacağınız para mercimek açığınızı kapatacaktır. Çok doğru. Hatta mercimeği 30 lira daha ucuza bile satabiliriz. Bravo, bakın mercimeği 40 lira zararına satın, naylon torbadan 55 lira 65 kuruş geçirin. İşte süpermarket budur baylarsın. Kimse naylon torbaya para vermez. Ekrem, şu kapıyı dışarıdan kapatsana. Başüstüne efendim, yalnız kapıyı dışarıdan kapatınca ben de dışarıda kalmış oluyorum. Evet ama nasıl olsa kapıyı dinleyeceksin. Konudan fazla uzaklaşmamış oluyorsun. Sadece söze karışmayarak beyefendiyle daha çabuk anlaşmamızı engellememiş oluyorsun. Dışarıda bekle. Hiçbir şey anlamadım ama çok haklısınız efendim. Devam ediniz beyefendi, sizi dinliyorum. Vallahi ben de anlatılacak şey çok da biliyorsunuz çağımızda anlatmak da parayla. Kaç para istiyorsunuz? Ayda 10 milyon net maaşla. Ha siktiriniz efendim! Thank you.
cuma akşamından listeyi yapıyorum. Sen cumartesi sabah erkenden ağ pazarına gidip haftalık alışverişi yapıyorsun Cevdet. Allah Allah! Yahu nereden geldik şu tiyatroya? Bari anlatılanı Can Kuray'la dinle. Ağ pazarı ucuz değil, bir saattir onu anlatıyorlar. Mercimeği ucuz veriyor, maymun torbadan geçiriyor. Sonunda bakkalla aynı hesaba geliyor. O kadar yol tepmeye değer mi? Değer. Değerse sen şükran, ben ağ pazarına gidemem. Gideceksin Cevdet, planım çok güzel. Listenin yarısı mavi tükenmezli, yarısı kırmızı tükenmezli yazılı olacak. Mavi yazılanları aynen alıyorsun. Kırmızı yazılı olanlar küçük parçalar. Onları çaktırmadan cebine atıyorsun. Onlara para vermiyoruz. Acayip karlıyız. Bu yaştan sonra hırsızlık mı yapacağız? Manyak mıyız biz sevgilim? Hırsızlık değil ki Cevdet. Ufak tefek kıvır zıvır masrafını ortadan kaldırıyor. Haklısın Şükran. Kıvır zıvır masrafı ortadan kalkıyor. Aynı zamanda Cevdet'le tutuklanarak tedaviden kalkıyor. Ben mahpusa düşünce evimizin masrafı yarı yarıya azalıyor. Planın güzel. Fakat benim durup dururken mahpus yapmama ne gerek var? Manyak mıyım ben sevgilim? Niye her şeyin en kötüsünü düşünüyorsun? Ya yakalanmazsan Cevdet? Yakalanmazsan güzel. Ya yakalanırsan? Ki ben mutlaka yakalanırım. Ay! Niye yakalanıyorsun? Geri zekalı mısın sen Cevdet? Evet sevgilim, ben geri zekalıyım, yakalanırım. Çalacaksın Cevdet. Başka türlü geçinemiyoruz. Bir bölümünü parayla alacağız, bir bölümünü çalacağız. Hem ayıp değil ki, herkes çalıyormuş. Biz herkes miyiz sevgilim? Sus! İtiraz istemem Cevdet. Ben çalacaksın, görüp çalacaksın. Niçin gülüm? Sen çalmıyorsun. Ben kadınım. Hırsızlık erkek işi. Olur mu efendim? Hırsızlık tamamen kadın işi. Sen benim kalbimi nasıl çalmışsın? Çok kalabalık. Ağ pazarının en kalabalık saati iş çıkışı saati. O kalabalıkta kimse bir şeyin farkına varmaz. Zaten kasiyer kızların başı kalabalık oluyor. Kimi zaman eksik yazdıkları bile oluyormuş. Benim kalbim o heyecana dayanamaz sevgilim. Dayanır Cevdet. Derken eczaneden kalp ilacı alırsın. Yutarsın iki tane. Sakin sakin gidersin ağ pazarına. O zaman beraber gidelim. Ben alınacakları alırım, sen çalınacakları çalarsın. Hayır efendim, benim evde 40 türlü işim var. Sana ne diyorsam onu yapacaksın. Yapamayacağım Şükran. Senin bu aptal planlarından usandım. Ne zaman bir plan yapsan sonunda rezil oluyoruz. Koyarsın listeyi sepete, sarkıtırsın bakkala bu işlikten. Bakkalın para isteniyor. Yazıyor deftere ay başında. Allah Kerim. Kerim olan Allah değil, Şükran'ın annesi. Her ay sonu aynı hikaye. Önünde 850 bin lira rica edemez miyiz şekerim? Bundan sonra annemden 5 kuruş istemiyoruz Cevdet. İstemeyiz sevgilim. Kendi paramızla geçinmeye çalışırız biz de. Geçinemiyoruz Cevdet. Tamam tamam sus, evde konuşuruz. Herkes bize bakıyor. O zaman hemen kalk, eve gidiyoruz. Konuşacağız Cevdet. Ya daha birinci perde bitmedi. Niye gidiyoruz? Manyak mıyız biz sevgilim? Evet manyak Cevdet. Hemen kalk gidiyorum. Allah cezanı versin senin. Bütün tiyatro bize rezil oldu. Ben sana evde soracağım bu küstahlığın hesabını. Sen bu kadar insanı gördün, hemen şımardın değil mi? Tiyatroya gidelim diye tutturan sensin sevgilim. Bizim tiyatroya ne gereksinimimiz var? Hayatımız tiyatro. Rezil ettin beni. Bakkalın deposyonu, marketin kendine bor. Market caddenin üstünde, bakkalın yolu sabah. Hayvan olur marketlerin paketi. Efendim uzun olur gemilerin direği. Bakkalın paketi gazete, markette ekmek pazar. Gaz sokuyor bakkalın ekmeği. Market icat oldu, mertlik bozuldu. Her köşesi bir bayram, her buranı bir dükkan. Her bir şey bulursun. Bir çeşittir market, arabanı sürersin. Makarnalar mercimekler arasında. Son süratle gidersin, keskin viraj alırsın. Ani fren yaparsın, sanki luna baktasın. Eğlencelidir market. Hele elini çabuksan, hem de paket küçüksen. Atarsın cepen, heyecanlıdır market. Yakalanmadın bazen. O zaman ucuzdur market. Ve fakat markete sepet sarkıtılmıyor. Marketten telefon edilmiyor. Markette içilmiyor bira. Ve hatta markette neresiye olmuyor. Gelmeyene üzülmüyor, heyecanında görmüyor.
Benden yana. Ya konuşma. Şimdi takıyorum. Taktım komiserim. Kağıt, emir ve görüşlerinize hazırdır komiserim. Komiserim izin verin ben olayı baştan anlatayım. Siz de bana hak vereceksiniz. Yazmaya gerek bile kalmayacak. Devletimizin kağıdı ziyan olmayacak. Devletimizin bekçisi boş yere yorulmayacak. Ya nasıl olsun? Devletimizin değerli bir komiseri gereksiz bir et su davasıyla yıpratılmayacak. İzin verin ben olayı baştan anlatayım. Bu işin başı kıçı yok. Sen et su çaldın. Çalmadım. Çalmış bulundum. Beni çalmaya mecbur ettiler. Kim? Bir örgüt mü? Örgütten de beter. Yok ya. Evet. Siz Şükran'ı bilmezsiniz. Şükran başlı başına bir örgüttür. Planı yapar, strateji yapar. Uygulamak üzere hıyar gibi beni sokağa salar. Güzel. Yaz Mahmut. Sanık Hüseyinoğlu Cadet. Neydi soyadın? Fırat. Cadet Dicle. Fırat. Dicle. Sus! Fırat beynimin içinde salak! Bakalım bizim daktiloda P harfi var mı? Cedet işte! Şükran hücresinden olduğunu kabul etmiş. Şükran'ın planladığı, stratejisini yaptığı, kim operasyonlara katıldığını beyan etmiş. Saçmalamayın komiser bey! Devletin komiseri saçmalar mı lan? Saçmalamaması gerek tabii, affedersiniz. Ben saçmaladım. Gayet saçmaladım. Şükran hücresi falan yok. Şükran benim karım. Kendisi manyaktır. Güzel. Yaz Mahmut. Seni Hüseyinoğlu Cennet Maverahün Nehir. Koyduk işte Fırat'ı Dicle'nin yanına. Şükran hücresinden olduğunu beyan etmiş. Hücrenin başı Şükran'ın eşi olduğunu kabul etmiş. Şükran'ın manyak olduğunu da belirtmiş. Aferin Mahmut. Saçmalamayın bekçi bey. Devletin bekçisi saçmalar mı lan? Ayrıca devletin görevli bekçisine, parantez içinde bana ve benim şahsımda emniyette sıfıya makamlarına hakarette bulunmuş. Kokunu çıkarma Mahmut. Kokunu çıkarma Mahmut. Bakın komiser bey, sayın komiser bey, sayın bekçi bey hazretleri, lütfen beni iki satır dinleyiniz. Ben evli barklı bir adamım. Bundan kısa bir süre önce Ferhan Şensoy'un Kahraman Bakkal Süpermarket'e karşı isimli oyununu izlemeye gitmiştik eşim Şükran'la. Niye gidiyorsun ulan ha? Niye gidiyorsun? Ulan niye gidiyorsun? Niye gidiyorsun? Gitmiş bulunduk. Şükran ısrar etti. Bana kalsa gitmem. Kapıcıyı göndermiş, bilet aldırmış. Nefret ederim Ferhan Şensoy'dan. Oyun sırasında eşimle aramızda kavga çıktı. Marketten alacaksın, bakkaldan alacaksın diye. Sonunda marketten çalacaksın duygusuna eriştik. Oyun bu konuda çok adi bir oyun. Hatta devre arasında kavga ettik. İkinci perdeyi izleme vermeye geldik. Evde sabah dek kavga ettik, boşanma raddelerine ulaştık. Oyun çok yuva yıkıcı, huzur bir oyun. Evli barklı adamsın. Hırsızlık yapmaya utanmıyor musun yani? Bu hırsızlık sayılmaz ki komiser bey. Yok ya! Elbette komiser bey. Direkt su süpermarketi çalsanız gene suç sayılmaz. Ortada şiddet de suça teşvik var. Cicili bicili ambalajlar içerisinde sağa sola salamlar, sucuklar asmışlar. Beni de onların arasında hunharca dolaştırıyorlar. Belki benim karnım aç değil mi efendim? Açayı oynamamakla kalmıyor, ölüyor. Süpermarketin rengarenk ambalajları aşırı suça teşvik unsuru teşkil etmektedir. Marketten çalınmış et sunun davası olur mu? Manyak mısınız siz komiser bey?
dur. Kriz bitinceye kadar veresiye yok. Oh. Öğlen şerefler ayrıs. Yandaki manavı devraldım. Biliyoruz. Bir gazeteye ilan vermediğin kaldı. Gazeteye ilan da vereceğim, zamanı var. Ben orayı bakkaliye çeviriyorum. Niye çeviriyorsun? Hazır manav dükkanı işte. Sen de manav ol. Bakkallık okulu okumadın ya. Benim kararım kesin. Ben orayı bakkaliye çeviriyorum. Sen istersen manava çevir. İyi tamam İrfan. Ne bok yersen ye. Bence sen manava çevirsen daha hayırlı olur. Manav abla. İstersen hamama çevirelim. Sen bilirsin. Natır abla. Bana bak İrfan, bakkallık uzaktan bir şeymiş gibi görünüyor. Allah seni bakkal etsin inşallah. Allah'ın etmesine lüzum yok. Ben kendim bakkal oldum artık. Ruhen bakkal. Dükkanım hazır. Adını İrfan Market Gıda Pazarı koyacağım. Bir nevi A pazarı. Mınguçü. Sen anlayacaksın berber abla. Ben yatarım o bakkal dükkanı açıyorum ya da bakkal ne istemi. Ne diyorsun sen de? Benim adım çıkmış bakkal ablaya. Burası sittin senedir bakkal dükkanı. Esas ben yanımda bakkaliye istemem. Sen orayı bakkal yap. Ben de seni şerefe dilim dilim kestirmezsem bana da bakkal abla demesinler. Canım şerefle karışır. Müessesemizde bu gibi işlere şeref bakar. Ha işte. İyi şeref lafının üstüne gelir. Neredesin şeref iki gündür? Sorma ablaya. İki gündür başımıza gelmeyen kalmadı. İki gündür karakoldayım. Ha, ne karakolu? Ne karakolu olacak? Muhitimizin aynalı karakolu. Haybeden tutuklandık işte. Niye tutuklanıyorsun? Ne yaptın? Ya geçen gün akşamüstü sıçtığımın Şükrü Bey beni çağırmamış mıydı? Ha öyle. Sen Şükrü Bey'e diye gittin bir daha gelmedin. Gelemedik işte. Şükrü Bey'le aynen kol kola karakola. Niye Şükrü Bey'i bıçakladın mı? Niye bıçakladın lan? Sapık mıyım ben? Şükrü Bey'i bıçaklasam Şükrü Bey'le kol kola karakola nasıl gidiyoruz? Salak Şükrü Bey ebabil kuşum. Bana küfretti bastım tokadı. Ağız dalışı, itiş kakış derken yürü lan karakola, gidersin karakola, gitmezsin karakola, yürü lan karakola dedim. Gittik karakola. Derdimizi anlatana kadar iki gece geçti. Neyse ben bu sabah yırttım. Şükrü Bey hala içeride. Ay canına! Ay canına tabii, kolay kolay da çıkamaz artık o. Niye? Çıkarken beni bırakan bekçiye, bekçi baba, bekçi baba, bu Şükrü Bey var ya, dik kocunun Allah'ı dedim. Ne ilgisi var ablaya? Şükrü Bey'in dünya görüşü biliyor. Oradan yalnız beni görüyor yine. Peki niye öyle söylüyorsun? Yazık değil mi adama? Adam olsa yazık tabii de. Allah'tan Şükrü Bey adam değildi. Bana yazık değil mi ablacığım? Bana yazık değil mi? Ömrümün baharının en önemli iki gecesini içeride geçiriyorum. Hülya Afşar'la Najda Smolik'in gözleri yaşlı. Bak attır bakayım mafustan çıkan arkadaşına bir kısa Cemal. Cemal Mamel yok. Kaçtan satıyorsan alacağım lan. Cemal Mamel yok. Al şöyle. Al buradan ya. Vay canına abla ya. Sen de zula yapmayı öğrendin demek ha. Devir zula devri. Hani Cemal yoktu lan bakalım abla. Adam olanı var. Sana yok. Al bizden Cemal'i. Sat el halime 5000 lira. Yok öyle yalan. Şeref. Bu bir pansalığa var ya. Var. Ve maalesef var olmayı sürdürüyor. Varoluş şüphesi. Ben bunu bir söyleyeyim bizim karakolun bekçisine. Bu İrfan varoluşçulardandır diye. Allah 2-3 ay İrfansız bir muhit. Yandaki manavı devralmış. Bakkaliyeye çevirecekmiş. Niye? Sen onu dilim dilim kesesin diye. Aa. Canım bakkallıksın tekeriniz ne diye istedin diye açarım. Açarız. Bakkallık bizim tekerimizde. Tekereye yakın biziz. Bizim çevremizde bakkal bakkal açamazsın. Yahut da açarsın. Niye açamayacaksın? Açarsın. İlk gün nasıl senin cenaze masam. Anlamadım. Anlatayım şöyle olur. Sen şimdi dükkanı açarsın.
Dükkan açtığın gece senin dükkanın önünde ben seni böyle bir şişlerim. Cenaze ilanı bir gün geç çıkar. Yavuz oğlu çıkarmayın sana. Ben oraya dünyanın parasını bağladım. Orayı devraldım. Devraldıysa manav olarak devam et. Tepeme attık da beni. Zaten karakol deneyimim var. Birdenbire seni tedavülden kaldırın lan. Dekor renkli pezeme. Ya anlayışlı olun biraz. Ben orayı devraldım. Dünyanın parasını verdim. Manavcılık öldü. Kırtasiye yap. Herkesin çocuğu yaz kış bok gibi okuyor. Züccaciye yap. Her boku satar. İcabında orası genişçedir lan uyar. Tut kabare yap. Tabii lan çok madaşın. Bir fans maganda kabare. Memleketten ayı arkadaşların girince hep birlikte lambada yaparsın. Bana bak. Sen bana orayı kaça devredersin? Orayı ne yapacağız ablacığım? Oramıza mı sokacağız? Bir dakika Şeref ya, bir dakika. Kaça devredersin bana orayı? Sen orayı ne yapacaksın? Sana ne? Sana devredersen ben ne yapacağım? Bana ne? Kaç para verirsin? Orası pek para etmez. Para etse manav Recai hayrını görürdü. 40 yıllık manav iflas etti. Manav yapamayacaksın, bakkal yapamayacaksın. Niye bakkal yapamıyorum? Şeref sinirlene. Orası bakkal olmuş bir kere. Her şeyi içinde 5 milyon verir. Aa niye durup dururken 5 milyon veriyorsun abla ya? Zaten 5 milyona veren kim? Sus! 5 milyona versek sen vermek zorundasın da. Biz niye durup dururken buna 5 milyon bayılıyoruz? Öyle değil mi abla ya? 20 milyona devreder. Recai'den orayı 4 milyona aldığını biliyorum. Sana 1 milyon fazla veriyorum. Oturduğun yerde 1 milyon kazanıyorsun. 15 milyon veren alsın biz. Abla 50 bin lira verelim olsun bitsin. 15 milyondan bir kuruş aşağı olmaz. 5 milyon. 13. 5 milyon. 10 milyon hadi tamam ya 10 milyon. Tamam abla 56 bin lira verelim tamam. 8 milyon son fiyat. 5 milyondan 100 lira fazla vermem. Niye durup dururken 5 milyon veriyoruz ya? Ben bunu bir döverim 100 bin liraya alırız orayı. Niye 100 binin ötesinde 100 veriyoruz biz bu irfana? Eşkıyalık istemez. Niye lan? Eşkıyalık çağımızın sporu. 7 milyon verin benim de 3-5 kuruş bir kazancım olsun. Abla sen sahiden istiyor musun peki? Evet. Bizim 5 milyonumuz var mı? Bileziklerimi bozduracağım. Bak irfan peşin para vereceğim. Bilezik olarak da verebilirsin. Ben altına yatıracağım zaten. Tamam anlaştık. Yarın sabah dükkanı devralıyorum. Kaç anlaştık? 5 milyon anlaştık ya lan. 5 milyon olmaz. Benim oradan 7 milyon almam şart. Yarın sabaha kadar bir iyi düşünün. Abla bu hamşonun dükkanına niye 5 milyon veriyoruz ya? Ya depo yapacağız Şeref, deposuz olmuyor. Her malı her gün zam geliyor. Paramız olduğunda bir maldan bir kamyon alsak, depolasak haftasına kârdayız. Vay canına abla ya, haklısın vallahi. Bu A pazarının bütün dümeni depo zaten. Alıyor zul alıyor, alıyor zul alıyor. Allah'a şükür memlekette her şey haftada bir zam geliyor. Zul alıyor, yırtıyor. Abla. Divan apartmanının en alt katını 750 bin liraya bırakıyorlarmış. Orayı da tutalım. Al paradan değerli.
pazar demektir. Bu pazarın üstünlüğü doğru malı doğru fiyatla doğru yerde satmasından kaynaklanmaktadır. Çok doğru. Sözümü kesmeyin. Not. Sözünü kesmeyin, not tutun. Sana sen. Sana söylüyorum Mustafa, susana. Sana söylüyorum sana. Biliyor muyum, sana söylüyorum, susana. Yahu sana söylüyorum, sürekli konuşan. Bana mı? Evet. Sus. Ve not. Bundan not tutulacak bir şey yok ki. Tutulacak başka bir şey varsa tutalım hani. Sus. Neymişsin isminiz? Sor, sana ismini soruyorum. Sana soruyorum, sana. Bünyamin, sana ismini soruyorum. Onun ismi Bünyamin. Yahu sana soruyorum. Bana mı? Yes. My name is İhsan. Kısaca Hamşo İhsan. Sensin Hamşo. Sizin isminiz neydi? Önder. Kısaca Hamşo Önder mi? Hayır efendim, bendeniz meseleler Şefik Abagöt Önder. Aa, çok terbiyesizsin Önder. Ne yapayım kızım, size ne söylüyorsunuz? Hiç de bile, biz her zaman kibarca kabakıç demişizdir. Tamam tamam, susun, anlaşıldı. Rabarba istemez. Siz İhsan Bey, hangi seksiyon? Ben babam şefim efendim. Belli. Siz? Süt ve süt muamirleri Şefi Bünyamin. Güzel. Siz? Canım. Hangi seks ya? Hangi seks? İyon olabilir. Kasiyer misiniz? Hayır efendim, ne ilgisi var? Benim başlı başına bir seks iyonum var. Burnunuzun direğini kıracak bir et ve balık kokusu gelmiyor mu? Bana geliyor. İşte ondan geliyor. Kendileri et ve balık canandır. Balık etinde olduğum için. Tamam tamam, susun, anlaşıldı. Siz? Onun seks iyonu yok. Olmaz olur mu ayol? Tüm seks iyonlar bana bağlı. Ana şarter gibiyim. Kasa tek sorumlusu Necla. Kasiyersiniz yani. Ay olur mu? Kasa tek ve genel sorumlusuyum. Tüm mağazadan ben sorumluyum. Tamam tamam, anlaşıldı. Ana şartersiniz. Siz? Seksiyon yok, ben genel. Genel müdürümüz Mustafa Bey. Hiçbir bölüme bağlı değil misiniz? Hayır, ben mağazada serbest çalışırım. Nasıl yani? Mağazanın içinde sürekli dolaşırım. Elimi sallarım, kolumu sallarım, sağa bakarım, sola bakarım, ay başımda çakma açma alırım. Hiçbir iş yapmıyor musunuz? Yapmaz olur muyum? Deli dana gibi dolaşıyorum mağazanın içinde. Niye dolaşıyorsunuz? Biri bir şey çalmasın diye. Kamera kontrol sistemi yok mu? Ne kamerası? Bende niye kamera mı olur? Kimden şüpheleniyorsam düşüyorum adamın peşine. Ensesine zoom yapıyorum, salı kaldırmıyorum. Hiç hırsız yakaladığınız oldu mu? Hayır. Bizim mağazada hiç hırsızlık oldu. Allah sana lan Mustafa. Bir keresinde fare yakalamıştın ya. Ulan fareleri saymıyorum. Fare her gün yakalıyorum. Mağazada farem var. Olacak tabii, mağaza gemi ambarı gibi. Faresiz market olur mu? Aa, nasıl olur? Vallahi şöyleleri olur. Daha irileri olur, biz onlara geme tabir ederiz. Mini minileri olur. Bu Mustafa en çok fare yakalar. Geçen gün hırsızı görmemiş, Necla yakaladı. Hayır, geçen gün bizim mağazada hırsızlık falan olmadı. Ne olmadı, adamı et suyuyla yakalamadın mı? Et suyu cebine attığını gördüm uzaktan. Kasaya gelince cebinizdeki et suyu çıkarın beyefendi dedim. Adam kıpkırmızı oldu, et suyu çıkardı. Hayır, o adam et suyu bizden çalmadı. Çalsa ben göründüm. Adamın cebinden et suyu çıkmadı mı? Çıktı. Adam başka yerden parayla et su almış, cebine koymuş, sana bizden çalmış numarası yaptı. Niye? Adam manyak. Manyak tabii, heyecan manyağı. Bizden çalamıyor, başka yerden parayı da alıyor, bizden çalmış numarası yapıyor. Siz özellikle susun Mustafa Bey. Şimdi konuya derinlemesine dalalım ladies and gentlemen. Lütfen derinlemesine merinlemesine dalmayalım. Kısaca özetleyelim olsun bilsin. Hepimizin işi gücü var. Ben daha karşı tarafa gideceğim kardeşim. Ay ben bu saatten sonra nasıl gideceğim bilmiyorum. Vallahi kötü yola düşmezsem iyi. Kalmasaydın. Deminer mecburi değil ki. Adam hoş adam. Susalım hanımlar. Kendi aramızda konuşmayalım. Süpermarkette satış sıklığı yüksek olan malların. Örneğin etin, balığın fiyatı düşük. Buna fiyat lideri denir. Zararına fiyat liderliği yapıldığı da görülmüştür. E bunları bilmenin bize ne yararı var? Mağazayı biz yönetmiyoruz ya. Vallahi ya, bize ne bunlardan kardeşim? Sen bize ne öğreteceksen öğret de bir an önce evimize gidelim. Bir de seminer çıktı başımıza. Gelmeyin,
Zorunlu değil ya. Gelmeyelim, bizim maaşla olduğu yerde sayıklasın değil mi? Seminere katılanlara kesin zam gelecek. Biz o yüzden takılıyoruz. Yoksa ne siz ne seminer beni hiç ilgilendirmiyorsunuz. Bu seminer çok önemlidir arkadaşlar. Bize ne fiyat liderliğinden kardeşim? Bizim için lider Trabzonspor. Sın! Sın! Cimbabam! Süpermarket personelinin süpermarket sistemini bilmesin. Süpermarket satışlarını %20 oranında artırdı. İstatistik olarak kanıtlanmıştır. Ladies and gentlemen. Siz bize satış yaparken nelere dikkat etmek gerekli? Bunları anlatın. Olsun bitsin. Burada sabahlayacak değiliz ya. İşimiz gücümüz var kardeşim. Bünyamin haklı, burada boş yere kafa ütün etmeyelim. Zaten pek bir şey anlamıyoruz. Neler lazım? Malandıkla ilgili bilgiler. Önler meze şefi olan meze satışıyla ilgili bilgiler lazım. Değil mi? Kaba göt. Çok haklısın Ram çocuğum. Evimiz var, çoluğumuz çocuğumuz var. Ev şu an bizi özlemekte. Mesaiden sonra kalıp burada iki saat lava luba dinleyemeyiz. Anlıyorum. Neydi sizin isminiz? Kaba göt Önder. Bakın haksız sayılmazsınız. Kaba anüs Önder Bey. Ancak anlatacaklarım hepinizi genelde ilgilendiren şeyler. Daha sonra detaylara inecek. Her seksiyonun sorunlarına bir bir değineceğiz. Öyle mi? Of course. Affedersiniz Necat Bey. Ben sizin anlattıklarınızı pek anlayamadığım için bizi ilgilendirip ilgilendirmediğini de tam anlayamıyorum. Anlıyorum. Süpermarket bir malı zararına satabilir. Ancak bu malın ucuzluğuyla mağazaya çektiği müşteriye başka şeyler satarak bu açığını kapatır ve kara geçer. Yani etten zarar ediyor, zeytinden sokuyor. Ne sokuyor? Yani eninde sonunda alıcıya giriyor. Ne giriyor? Kazık, kazık! Onun efendim ne ilgisi var? Bu bir fiyatlar dengesidir. Süpermarket çok miktarda mal stoklayan bir kuruluştur. Stoklulukta göz önünde bulundurması gereken şey stok devir hızı, kar marjı, manipülasyon, müşteri talepleri ve maliyet hesaplarıdır. Ancak genelde maliyet hesapları müşteri taleplerinin önüne geçerler. Bu konu manav arkadaşları yakından ilgilendiriyor. Hamşo, bak seni ilgilendiriyor. İyi dinle. Örneğin süpermarkette tüketici olgunlaşmış şeftali almayı geri tutarken süpermarket uzun süre saklama, bozulmayı önleme ve mevsim başı ucuzluğundan yararlanmak amaçlarıyla tam olgunlaşmamış şeftaliyi almayı geri tutar. Süpermarket bile sevmez. Müşteri de ham meyve sevmez. Bu problem tamamen sorun oluyor Necat Bey. Müşteri ham şeftali satın almak istemiyor, sonra şeftali satamıyorsun diye bana bozuk çalıyorlar. Rica edeceğim ham meyveyi koparmayın dalında. Süpermarketin işi ham meyveyi koparmaktır dalından. Siz her biçimde daha çok satmaya özen göstermelisiniz. Döve döve şeftali satacak halimiz yok ya. İyi şeftali alsınlar beyefendi. Ya hiçbir şey anlamıyorsun lan İksan. Hamşodur anlamaz. Sen tam bizi ilgilendiren bir konu bulduk. Necat Bey, bu İhsan hafif ugaktır. What? Ugaktır, ugak. O ne demek öyle? Bir şey demek değil. Öyle bir laf yoksa niçin söylüyorsunuz? Hiç laf olsun diye. Ladies and gentlemen and Mustafa Bey. Böyle sürüp gidemez. Sürmesin. Seminer vermeniz şart. Niye şartmış? Sen bu semineri vermek için kaç para alıyorsun kardeşim? Ne parası? Ne parası? Ben burada bir katkıda bulunma durumundayım. Tamam işte. Bu katkıda bulunma için A pazarı senin bütçene ne gibi katkıda bulunuyor? O sizi ilgilendirmez. İlgilendirmez olur mu? Size haybeye para vereceklerine bize 3 kuruş zam yapsınlar, biz de geçinir gibi olalım. A pazarından bir şey çalmayalım, A pazarı kar etsin. Siz mağazadan bir şeyler mi çalıyorsunuz? Artık bu çalma sayılmaz ki, burası bizim mağazamız. Evimiz için ne gerekiyorsa küçük bir paket yapıp götürüyoruz. Götürmesi de zor oluyordur o böyle paket. Peki kasiyer ne diyor bu işe? İyi akşamlar kardeş, benim paket nerede diyor. Olur mu anaşerter? Resmen hırsızlık bu. Niye hırsızlık olsun?
Evimizin ihtiyacı, onu da parayla alacak değiliz ya. Ağzında fare var, fareler ne sever? Anlar sever, gider sever, fareyi kim sever? Ağzında fare var, farenin ağzı küçük, fare davul seviyor. Fare anlar seviyor, market davul lambarı, şişman olur marketlerin faresi. Sanılır ki ağzını çok temiz. Süren rezalet. Lüks kasapta at etti. Adana'da 10 yıldır lüks kasaplara at etti pazarlayan bir şebeke ortaya çıkarıldı. Hemen Adana'ya taşınmalı. Selamun aleyk. Kaç bin lira istiyorsun? Alışverişe gelmedim. Yandaki manavı devraldım. Orayı kasap yapacağım. Yap sen orayı kasap yap. Sana bir zarar olmaz mı? Olmaz. Keşke herkes kasap dükkanı açsa. Ben tatmin olurum. Sende bir sakıncası yok mu? Yok. Peki ben yan tarafı kasap dükkanı yapacağım. İki kasap yan yana haylayabilir miyim? Haylarız, haylarız. Daha doğrusu sen yalnız başına haylarsın. Burayı devrediyorum. İstersen sana vereyim. Niye devrediyorsun? Para kazanamıyorum. Hesap bilmiyorsun, ondan kazanamıyorsun. Et çok pahalı, çok etten kazanılır. O sana öyle geliyor. Et pahalıysa alışı pahalı da ondan. Dükkan kirası, buzdolabının taksidi, elektrik parası, sapıtacak hale geldim. Devredeceğim, kurtulacağım. Sıçarım böyle aşkın ızdırabına. Kaça devrediyorsun? Alıcı mısın? 150 milyona veririm. Yok demenin nalı. Arkadaki buzdolabı kaç para biliyor musun sen? Buzdolabını başkasına sat, ben buzdolabı istiyorum. Etleri nereye sokacağım? Evdeki dolabı getireceğim. Lan oğlum sen koyun mu satacaksın, bıldırcın mı? Her şey satacağım. İnsana lazımlı şeyler. Lazımlık filan yani. Lazımlıkla satacağım. Satmak lazım. Çatal, bıçak, tencere, jeton, gazete, sigara. Her şey satacağım. Bir nevi o pazarı. Nungutçu. Bak gel istersen ortak yapalım. İkimizin dükkan arası bir duvar. Duvarı yıkarız. Tuğlaları bir yere istif ederiz. Tuğlaya zam gelecek. Şimdi bak ben o tarafı her şeye yapacağım. Sen de buradasın, esatma. Peynir sat, yoğurt sat, salam, sucuk, sosis, dolaplık ne varsa sat. Ben o tarafı kalıp sente seksiyonu ve kasa yapacağım. İkimizin arasına da deterjanlar, makarnalar, böyle ambalajlı şeyler dizeriz. Gittim ağa pazarını uzun uzun inceledim. Mesela bir kitap yaptım. Ağa pazarı büyük olduğu için kazanıyor. Onun kutçu bir şey kazanmaz, oyuluruz. Hem sen madem hesabını kitabını yaptın, ver bana 150 milyonu, yık aradaki duvarı, ne satarsan sat. 150 milyonu sana vereceğim mi? 150 milyonu mal alırım. 150 milyonun var mı? Buluruz. Sen hesap bilmiyorsun, ondan oyuluyor. Gel ortak yapalım, bak nasıl kazanıyoruz. Bizim işimizi bize öğretme. Biz eti kaçtan alıyoruz, haberin var mı? Ucuz satandan alacaksın. Eti ucuz almak için köyden, çobandan almak lazım. Biz burada yedinci elden et alıyoruz. Koyunun postu geliyor, etinden pahalıya. Eti ucuz almak için ağ pazarı olmak lazım. Kasaplık öldü. Balık sat. Sen ver bana 150 milyon, al sana kız gibi kasap dükkanı. İstersen balina sat. Balina da satacağım. Ne kadar balinası? Ucuz yerden alacağım, nakliyesi cepte geze geze getireceğim. Balık satacak da balıkları da iç cebinde getir, gelene kadar çiroz olsun, çiroz diye satarsın. Selam Ferit abi. Selam. Aa, bu mu iş bu?
Ben bunu yarım saattir bütün de görüyorum, koyun zannediyorum. Demek bu inekmiş. Neredesin lan, üç gündür seni arıyoruz. Niye getiriyorsun bana dükkanın anahtarları? Otur şeref, bir cigara iç. Burada yok Ferit abi. Havaalanı Samsun. Güzel, 216 ha? Yok Ferit abi, 427. Yeni mi çıktı bu 427? Yok Ferit abi. Bu paket bende çok eskiden beri var. Ben piyasadan bildiğimiz normal adi Samsun alıyorum. Üşenmiyorum, 20 senedir çıkarıyorum böyle buraya ince flomasterden 427 yazıyorum. Fakat tabii gayet muntazam yazıyorum. İşte kimi ineklere havaalanı Samsun'u diyorum, havalı oluyor. O gözlük nereden çıktı lan? Yolda buldum Ferit abi. Cimri bir adam düşürmüş herhalde. Baksana gözler sapmasına, bu takılmamış eşi olacak. Eşi ol eşek dedim de aklıma geldi. Şşt. Kapıcılık anıtı. Sana söylemiş. Niye getirmiyorsun lan bana dükkanın anahtarlarını? Ben orayı devretmekten vazgeçtim. Burayı da devralıyorum. Buzdolapsız kaç para lan Ferit? Buzdolap 150 milyon. Sen burayı değil mi alıyorsun? Ne sandın yoğlum? İşi büyütüyorum. Hangi iş büyütüyorsun lan? Senin işin kapıcılık. Sen büyütsen büyütsen kapıyı büyütebilir seni. Ya Ferit abi, bu inekle bizim esnaf piyasamızda tecavüze kalkmıyor mu? Şeytan diyor, kalkma yolun ortasında tecavüz et. Allah'tan ben o kadar mütecaviz değilim. Biz yine işe efendilikle bitirelim. Ferit abi sen versene oradan senin kallavi satırı. Satır ne olacak lan? Bir şey oluyor ben. Sana yardımcı olmaya uğraşıyoruz. Sen burayı devralmak istemiyor musun? He. Tamam, ben şimdi alıyorum Ferit abiden kallavi satırı. Seni burada bu dükkana kurban ediyoruz. Aynen buraya gömüyoruz, dükkan sana mezar oluyor. İşte bir şekilde mülkiyetine geçiyor tapu kadastro açısından. Adem Sultan Şeref. Tabii abicim, bunları asacaksın, keseceksin. Memlekette irfan gerektiğinden çok. Asma kesme yok. İnsanlar konuşa konuşa. Daha irfanlar koklaşa koklaşa. Aferin ulan Şeref. Bir şeyi hak ettin ha. Söyle söyle. Ettim mi? Nuri. Söylüyorum. İki demli çay. İrfan abine aynalı bir arsenik. Lan bu Şeref'in olduğu yerde hiç görüşülmez. Ben kapıda bekliyorum. Bugünce görüşürüz. Ferit. İyi bekledik. Yanın kapısı bir yere kaçmasın. Abi bu parayı nereye alacakmış? Şu ya. Ne yapacakmış? Yandaki manavı da devralmış. Aradaki duvarı yıkıp burayı bir nevi ağa pazarı. Lan kutçu yapacak. Salak etten para kazanılır zannediyor. Sen hesap bilmiyorsun. Ondan kazanılmıyor. Et çok pahalı, en çok etten kazanılır. Gel lan buraya. Gel, gir içeri. Tamam, geç geç bir şey yapmayacağım. Orada korner noktasında bayrağın yanında bekle. Sen zavallı koyunun köyden buraya kadar gelirken geçirdiği yolculuğu biliyor musun? Köyde çobanlarla da cambaz var. Çoban cambazı satıyor, cambaz celebe satıyor, celep komisyoncuya satıyor, komisyoncu toptancıya satıyor, toptancı perakendeciye satıyor, perakendeci bize satıyor. Biz kimseye satamıyoruz tabii. Ağa pazarı eti sudan ucuz satıyor. Ağa pazarının koyun tarlası mı var? Var. Evet. Ağa pazarının koyun tarlası. Aa, sen bilmiyor musun onu? Oğlum koyun tarlaları var. Ko ekiyorlar. İki yandan yunlaşıyor. Koyun olunca zart giriyor. Salak ağa pazarı bir kamyonet alıyor, donduruyor, yazın dondurma diye satıyor. Ağa pazarı bambaşka bir tümen oğlum. Hay ağzını öpeyim beşerim. Tabii abicim, gittim her numarasını öğrendim bu ağa pazarının. Bizim ağa pazarında çalışan kaba göt Önder abi var. Size çok benziyor aslında. Sizden kaba olmasın da. Onlara seminer açmışlar ağa pazarının. Bütün dümenini anlatıyorlarmış abicim. Peki lan Ferit. Sen mesleği bırakıp ne bok yiyeceksin? Mesleği bırakmıyorum ki oğlum. Dükkanı devrediyorum. Başka bir yerde mi açacaksın? Hayır. Alacağım senden 150 milyonu bankaya faize koyacağım. Kasap şef olarak ağa pazarına gireceğim. Bundan sonra ağa pazarından kırık iğne alınmayacak Şükran. Niçin kırık iğne alacakmışız? Manyak mıyız biz sevgili? Ağa pazarından alışveriş edilmeyecek diyorum. Niye? Bir terbiyesizlik mi yaptılar? Hayır. E niye durup dururken market değiştiriyoruz? Manyak mıyız biz sevgili? Marketten alışveriş bitti Şükran. Biz marketten alışveriş edebilecek kadar zengin değiliz. Anlaşıldı mı? Bundan sonra her şey bakkaldan alınacak. Yaz Mahmut, her şey bakkaldan alınacak. Mahmut kim? Ne Mahmut? Nereden çıkarıyorsun Mahmut? Her şey bakkaldan alınacak diyorum. Niyeymiş efendim? Bak.
bakkal %40 faiz mi veriyor? Bakkal her şeyi veresiye veriyor. Faizi banka veriyor. Bankanın bakkalla ne akrabalığı var Cevdet? Bir akrabalığı yok. Bizim bankayla parasal akrabalığımız var. Ben maaşı alıp bankaya yatırıyorum, bakkala veresiye yazdırıyoruz. Ay başında iş yerimden maaş, bankadan faiz alıp efendi gibi bakkalı ödüyoruz, cebimizde sinemaya gidecek para kalıyor. Bizim sinemaya gittiğimiz mi var Allah aşkına Cevdet? Ben ne diyorsam o olacak Şükran. Bakkala pazarından kalkacağız. Çünkü bakkal parayı bir ay sonra istiyor. Her ay doların fiyatı artıyor, peynirin fiyatı artıyor. Biz kârdayız. Biz her ay zamsız fiyattan ödüyoruz. Bakkal bize dumping yapmış oluyor. Hayır efendim. Bakkal marketten pahalı. A pazarı olmazsa B pazarına gidilir. B pazarı olmazsa yumuşak C pazarına gidilir. Her markette bir şey daha ucuz. Örneğin A pazarında mercimek ucuz. Mercimek A pazarından alınacak. B pazarında dermason fasulye ucuz. Dermason B pazarından alınacak. Tabii Çin'de dermojen ucuz, gidip Çin'den dermojen alınacak. Sözümü kesme Cennet. Asıl sen benim sözümü kesme. Bokunu çıkarma. Ay, boğdun ki bayıl. Sana ne? Olayın Mahmut'la ne ilgisi var? Taktın sen bu Mahmut'a. Saçmalama Cevdet. Devletin Cevdet'i saçmalar mı Şükran? Polis Asil Nadir'in bürosunu bastı. Hangi polis? Ha, basar basar. Asil İngiliz polisi. Fener İkman'ın da futbolcuya dayak. Güzel. Amerikan rüyası Cadillac cızgı 2. Kupon no 4. Şuradan kesmeyeceğim. Makası da çizmişler. Nereden keseceğimizi bilemeyip bütün gazeteyi keseriz diye. Ama makası biraz kerizce çizmişler. Böyle bobayı kesersiniz. Devamlı gazeteye teyit geçiyorsunuz, kupona bir bok olmuyor. Vermeyin kardeşim, vermeyin. Trafiğin içine bunlar sıçıyor. Ehliyet yok, bir bok yok. Buradan bir ila iki cızgı kupon kesiyor. Bir hafta sonra şak trafiğin ortasında talihli. Şarap! Şarap! Kanyak, kanyak! Kanyak yok Osman abi. Nasıl yok? Niye yok? Kime yok? Genelde yok Osman abi. Bitti, aldıramadık. Olmaz ki kardeşim. Benim canım kanyak isteyince olmaz da olmaz ki. Bakkal abla Ankara'ya gitti, bu hafta mal alamadık Osman abi. Niye gidiyor lan bakkal abla Ankara'ya? Bizi ben konyak içeceğimiz hafta bakkal abla niye gidiyor Ankara'ya ben? Senin canının bu kadar konyak ticari bilse gitmezdi. Bakkallar Federasyonu toplantısına gitti Osman abi. Bakkalların Federasyonu da mı var? Tabii Osman abi. Bakkallar seneye Avrupa Kupası'na katılıyorlar. Ulan federasyon var ya. Konyak yok. Öyle federasyonun ağzına sıçayım ben. Sen sinirlenme Osman abi. Şimdi böldürüyoruz kanyak. Şeref, kanyak sahiden mi yok? Yok Necdet abi. Sizden saklayacak halim yok ya. Bitti, aldıramadık. Nazlar'dan aldın. Biz Nazlar'la küsüz. İstersen ta Cikistan'dan aldım. İstersen Kanyakistan'dan aldım. Ama uçakla aldım. Osman abi ihtiyaç molasında. Şeref! Bugün hiç satış oldu mu? Sen ne lan? Merak ediyorum. Oldu oldu. Ne oldu? Sabah sabah adamın biri geldi. Karı istedi. Ben de senin hanım pazarladı mı? Bana 3-5 kuruş avans verdi, iş bitince sana da birkaç kuruş verecek eşek değil ya. Şeref turizm buyurun. Kim arıyorsunuz siz? Bizim mahallede mi oturuyormuş? İsmi ne? Bir dakika. Necdet abi. Necdet abi. Ne var? Osman abiye telefon. Gelemez. Enkaz. Bir sorsaydın istersen. Artık karşıdan jeton ziyanlı olmuş. Osman abi, seni telefondan istiyorlarmış. Karı mı, herif mi? Alo, karı mı, herif misiniz? Ercüment Bey Osman abi. Tanırım.
Alo, sizi tanımıyormuş. Nasıl tanımaz? Kan kardeşiz. Ulan nerede, ne zaman kan kardeş görmüş bu anlamda? Ne zaman olmuş aramızda bizim bu kan görüşmesi diyor. He? 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 Osman abi, dün gece birlikte içmişsiniz. Sen finalde şişeleri kırmışsın, parmaktan yara almışsın. O da aynı parmağını kesmiş, kan kardeş olmuşuz. Aa, hatırladım. Dün gece hesabımızı yedim. Siktirdin. Alo, Ercüment Bey. Hatırladı sizi. He, dün gece hesap edemişsiniz galiba. Oradan hatırladı zaten. He, siktirsin diyor. Bana küp ne diyorsun? Eşoşik! Lan Osman abi söyledi, ben aktarıyorum. Ne istiyorsun Osman abiden? Osman abinin mi sana borcu var? Osman abi falan yok, yanlış numara. Eşoşik! Bravo Kerem! Bakkalcı! Ayol bakkalcı! Şşt, sana söylüyorum, baksana! Bana mı sesleniyorsun? Herun! Bizim isminiz yok mu? Çok. Ne istiyorsun? Saat kaç? Kalmadı. Saat kaç diyorum. Saat satmıyoruz anam. Sana saati sorduk. Burası Akrep Yer Kovan Başmüdürlüğü değil. Alacaksın eline bir 50 bin lira. Geleceksin şuradan 49 bin 500 liralık alışverişte bulunacaksın. Üstüne kibrit vereceğiz. Saati soracaksın, belki söyleyeceğiz. Ne olur bir kere söylesen. Evet. Aslında bir kereden bir şey olmaz. Dünkü bu vakit canım. Dün bu vakitte televizyon açılmış mıydı? Televizyon bu vakitte mi açılmıştı? Aman saati söylüyor musun, söylemiyor musun? Vallahi anam benim saat biraz yorgun. Kimi gün iki saat geri kalıyor. Kimi gün spitleşiyor, bir saat ileri gidiyor. Barometre olarak daha başarılı. İstersen sen gel şuradan bir kandil ve rasathanesini ara. Hem yerel saatleri hem de önümüzdeki günlerde olabilecek depremleri ön öğrenmiş olursun. Bir saat söyleyeceksin, bir saat fıtık ediyorsun lan adamı. Sanki ben saati o kadar merak ediyorum. Bir de saati merak etse ne yapacağız acaba? Ne istiyorsun? Çok sallanma. Bir bok anlamıyorum. Yok cigara Necati Bey amca. Cigara yok. Bitti, aldıramadık. İçme bu kadar cigara. Senin mahallin cigara lan zaten. İsterseniz Cumhuriyet deyin. Yani Selçuk sizi yazmış. Direklik çağımızın yüz karasıdır diyor. Tart bakayım bana oradan 9 gram peynir, 3 ufak zeytin, 1/8 ekmek. Bizim terazi o kadar hassas değil. Siz şu nöbetçi eczaneye mi baksanız? Ne demek hassas değil? 5 gram yok, 10 gram yok mu? Kaç gram istersem o kadar alırım. Çabuk ver oradan 9 gram peynir, 3 ufak zeytin, 1/8 ekmek ver. Kuş için mi alıyorsunuz? Hayır, kendimiz için alıyorum. Öyle bir kuş rejimi mi uyguluyorsunuz? Hayır kardeşim, param sınırlı. Evde 40 saat hesap yaptım. Benim tasımladığım mini sandviç tam 500 lira tutuyor. Buyur 500 liranı yap sandviçimi. Bana bir de bira ısmarlarsan seni kırmam içerim. Yok ya. Ben istersen sana bir ufak rakı açayım şuradan. Sen otur burada, hayatını anlat. Kaldırın beyefendi bu cici 500 lira. Şurada Lazların büfesi var, oraya kadar cross takılın. Orada benim casusum var, Laz Mahmut. Laz Mahmut'a benden selam söyleyin, size şeffaf kaşarlı 1/18 bir draje tost yapsın. Afiyetle yutun. Akıl istemek, akıl istemez! Ben bete girmeden çabuk bana oradan 9 gram peynir, 3 ufak zeytin, 1/8 ekmek ver. Karnım aç kardeşim. Bugün sizin dişinizin kovanın yaş günü mü? Niye bu kadar masrafa giriyorsunuz yemek içmek için? Ben şuradan bir ekmek kırıntısını bir peynire değdireyim, bir zeytine değdireyim. Siz sonucu ağzınıza değdirin mi? Olsun bitsin. Nedir bu yeme telaşı kardeşim?
Zaten siz birinci perdeyi oranla kilo almışsınız. Ben size haftayım da video burger yemeyin demiyor muyum? Gidiyorsun sen be. Kapalıyız enişte. Namazdayım geliyorum. Bakkal bakkallığını bilmezse bu memleket adam olmaz ki. Maaş 600 bin, ev kirası 600 bin, ben ne bok yiyeyim? Evde para basın, herkes basıyor. Şeref, o adam bir şey almadı değil mi? Sana ne lan? İstatistik yapıyor bana. Kaç kişi geldi, ne aldı, bir bir yazıyor. Dün 3 kişi geldi, biri ekmek aldı, biri telefon etti. Öbür adamı sen dövdün, adam bir şey alamadı. Bugün ne ekmek ne telefon. Demin gelen beyefendi var ya, 500 bin liralık alışverişte buldu. Ne aldı? Bir şey almadı, şart 500 bin verdi. Adam sinema filmi rejisörüymüş. Yeni filmi için keriz bir tip arıyormuş. Ben seni bir tarif ettim, herif heyecanlandı. Bana 500 bin lira avans bıraktı, yarın sabah 07'de gri bir minibüs seni evden alacak. Good afternoon Ermen. Yeni uyandınız galiba. Biz de kapatıyorduk işte. Pamuk kalmadı. Bitti, aldıramadık. Yok Nermin Hanım. Allah Allah. Nermin Hanımcığım, isterseniz daha yayvan bir sepet sarkıtın. Bizzat ben geleyim. Pamuk gibi çocuğum, ne var? Telefon çalışıyor mu? Çalışmıyor, çalışıyor. Telefon çalışıyor mu dedi? Ha, elimden geleni yapıyor. Nasıl yani? Allah, denemesi 1500. 3 atış 4500. Telefon 1500 lira mı oldu? Yes. Olur mu ayol, daha birinci perde 1000 liraydı. O birinci perdeydi. Antrakta telefonla zam geldi. Şimdi 3 tane 500 lira mı koyacaksın? Yok yok, kumbaramız artık süs, dekoratif olarak bulunuyor. Sen 1500 lirayı bana vereceksin, ben sana buradan hatta açacağım. Görüştün görüştün. Görüşemedin 1000 liranı iade edeceğim. 500 liramız ne oluyor? Şerefi yol. Nasıl yani? Şeref fonuna yatırdı. Böyle bir fon var. Şeref ben oluyorum. Ben askere gidince o para bana öyle bakıyor. Niye senin vatan borcunu biz ödüyoruz? Çok konuşma. Ya 1500 yanaş. 1500 liraya telefon da hiç işitmedim. Al, aç bakalım hattı. Acayip gıcır. Evde kendiniz mi basıyorsunuz? Tamam açtım. Bizde düdük sesi biraz nazlı geliyor. Sabırlı olacaksın. Düdük sesi geldikten sonra her numarayı çevirdikten sonra biraz bekle. Son numarayı çevirdikten sonra içinden 150 say. Lap bırak, belki düşer. Düdük sesi gelmiyor. Gelir gelir. Ne zaman? Zaman zaman. Acele etmiyorsun. Acele düdük sesine polis radyosu kaçıyor. Geçen gün adam biri burada düdük sesi beklerken 9 tane bira içti. Açayım mı bir bira? İstemez. Sonunda geldi mi bari düdük sesi? 9 biradan sonra adam sonunu bekleyemedim. Adamın çişi geldi. Sıçarım lan ben bu Niyazi'nin ağzına, hadi gitti. Niyazi kim? Bilemiyorum işte. Adam Niyazi konusunda bilgi vermedi. Geldi düdük sesi. Yok ya, akşam akşam lap düdük sesi. Amma şanslısın vallahi. Ay işim acele. Allah yardım ediyor. Alo, alo. Öyle laf diye düştü mü? Düştü, düştü. Lan bizim telefona bir şey oldu. Alo, Nazmi Bey'le görüşmek istiyorum. Nazo'yu istiyorum beyefendi. Siz Nurdin'i o anlamak zorunda. Nasıl orada yok? Yok mu dedirtiyor yoksa? Nazo'yu istiyorum ya, orası Mertcan'ın yeri değil mi? 149-68-79 değil mi? Değilse niye baştan söylemiyorsun? Madem orası Mertcan'ın yeri değil, ben Mertcan'ın numarasını çevirince niye sen açıyorsun uyar? Oh. Acayip sıkı konuştu ya. Yeni bir şans deneyecek misin? Deneyecek misin ne demek? Ben o Nazo'yu derhal bulmazsam sapıtabilirim, aşağı attı. 500 lira rica ederim. Ay manyak mısın sen, aşağı attı. Nazo Bey'le görüşememiş olman gayet tabii üzüldürücü bir durum. Ama PTT'de yanlış düşene de para kesiyor. PTT de haklı. Zaten 40 yılda bir düşüyor. Yanlış düşer de para kesmezse PTT nereden para kesecek? Sen şu hattı açıyor musun, açmıyor musun? Valla hat bana bağlı değil. Biz de hattı 1500 lira aç. 1500 lira icabında düdük sesinin deliğinden çıkıyor. Manyak mısın sen be? Sana
her düdük sesine 1500 lira vereceğime 3000 lira taksiye verir, gider o Mertcan'ın yerini dağıtırım ben. Eşşol eşek Nazo, bana Mızo'yu hatırlatıyor. Şeref! Telefon bir mi, iki mi? İrfan, gir deliğine. Akşam akşam elimi İrfan'a bulatma. Bakalım bankadan ne zaman dönecek? Sana ne lan? O dönene kadar iflas etmezsen Ezi'yi. Dükkanda mal kalmadı, yok satıyoruz. Ulan yok satarız, istersen bok satarız. Sana ne? O dükkanı bana devredeceğiniz gibi sabırla bekliyorum. Biz burayı devretmeyeceğiz oğlum. Sen bunu aklından çıkar. Bakkal abla Ankara'ya niye gitti biliyor musun sen? Bakkallar Federasyonu toplantısına gitti. Konuşmasını ağzına da gitti. Çıkacak orada bir konuşacak. Sıçacak geliriz bakkalların ağzına. Bakkallar davaya uyanacak, bir birleşecek. İrfanlar bakkal olamayacak. Bakkallar birleşemez. Beşiktaşlı bakkal var. Trabzonlu bakkal var. Laz bakkalların hepsi Trabzon. Bakkallar dünyada birleşemez. Tamam İrfan. Gir deliyle akşam stresi yapma. Senin nefes alışın stres. Tipin öyle. Bir doktora gör. Gideceğim zaten ben bu hafta izin günümde bir doktora. Gitmişken istersen hayrına seni de gösterelim. Bizim doktorun arkadaşı bir baytara. Şükrü Bey sana seslenir. Yok yok, evde de servisi kaldırdık. Gelemem, imkan yok. Yalnızım dükkanda. Ya gelemem. Sen oradan ne istediğini söyleyeceksin. Tamam, o zaman ineceksin 82 basamağını. Geleceksin buraya, ne istiyorsan söyleyeceksin. Ben sana yok diyeceğim. Siktirip aynı hızla çıkacaksın 82 basamağını. Hoş geldin abla ya. Ya nerede kaldın? Acayip merak ettim. Ne oldu? Sıçtın değil mi hepsinin ağzına? Sen bir koştun mahvoldular değil mi? Uyandılar değil mi davaya inekler? Cahil olan bakkal olur. Doktor bakkal olmaz ya. Cahillerin toplantısı da cahilce oluyor. Bağırılıyor, çağrılıyor, toplanılmış olmuyor. Marketlere karşı önlemler alınmadı. Ona sıra gelmedi. Neye sıra geldi? Yönetim kurulu seçildi, seçimde kavga çıktı. Meğer iki grup varmış. Abla sen konuşmanı yapmadın mı? Hiç ağzımı açmadım ben. Tabii. Yönetim kurulundaki herkesin meğer birer marketi varmış Şeref. Ne? Neydi o? Yedi cızgı bir şey. Yedi cızgı eleven. İşte onun gibi. Hatta ondan da büyük hipermarketler açılacakmış. Süpermarketlerden daha ucuz olacakmış. Doğrudan üreticiden alıp satacaklarmış. Süpermarketler de buna dayanamayıp hepsi batacakmış. Biz ne oluyormuşuz peki abla? Meğer biz çoktan batmışız da bizim haberimiz yokmuş. Ne yani? Kapatıyor musun şimdi? Kapatıyoruz. Abla yoksa sen Ankara'da kro zengin bir adam falan mı? Hayır, hayır. Bu İrfan salağına devrederiz dükkanı. Ondan aldığımız parayı da kırışırız. O parada bir iş bulana kadar seni idare eder. Benim paraya ihtiyacım yok. Çatal ucu da arsam var. Her an satabilirim. 13,5 metrekare. Uzun böyle, koridor gibi. İki arsanın arasında kalmış. Şimdi o inekler yol diye kullanıyorlar. Verdim mahkemeye, sıçacağım ağzına. Sen ne yapacaksın peki? Ben köye kesin dönüş yapacağım. Tabii. Ne işim var benim bu İstanbul'da? Ben olmazsam İstanbul'un neyi eksilir? Hem benim köyüm daha güzel. Dolmuş derdi yok, otobüs derdi yok. Su kesildi derdi yok, suyu kuyudan çekersin. Mal sahibi yok, kira yok. İrfan yok, Şükrü Bey yok. Abla, ben de seninle sizin köye kesin dönüş yapsam çok acayip karşılanır mı? Köyün ihtiyar ip tarafından. Senin ne işin var bizim köyde Şeref? Hiç. Hiç. Hava değişim olarak yani. Abla bu İstanbul'un önemli insanların kavgası arasında ezilen çok fena önemsiz insanlarıyız biz.
İstanbul'un bizim andalladığı yok. Oyunun başından beri sana bir şey söyleyeceğim. Gelip gidenden fırsat olmuyor. Bir oyunda bu kadar da çok rol olmaz ki. Abla, benimle evlenelim mi? Bir çeşittir market, arabanı sürersin, makarnalı.